أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Allah mübarek eylesin inşallah, hayırlı eylesin. Ömrümüzü de, ömrümüzü de bereketli kılsın. Allah zihni açıklığı versin. Kalbimize, ruhumuza, vicdanımıza ufuklar açsın inşallah. İstifade ve istifaza ettirsin. Yeni bir döneme giriyoruz şimdi bugün. Bismillah. Evet, yani neredeyse hep bunun etrafında döndük. Akıl. Evet. Yani şöyle bir defter. Diğerleri mümkün değil. Böyle bir defter, 400 sayfa toplama ve daha mübalağa etmiyorum. 4'te 2'si ve 3'te bir, yani 2'si olmamış daha. Çalışma bitmemiş. Akıl çalışması. 4'te yani neredeyse yarıya geldim diyeyim. 3'te 2 değil yani. Yarıya geldi. Öyle bir defter, 400 sayfa çalışmamız. Diğerleri yaklaşık olarak 200 sayfa okuduk. 200. Bu daha yarısı, en az 400 sayfa. Yani hepsinin toplamı kadar var. Fakat atlayacağız inşallah. Atlaya gideceğiz. Ama atlamakta hiç vicdanım şey yapmıyor. En azından üstünde konuşmasak bile bir duyulsun. Akıl, o da geçen hepsi değil. Seç, okuyup seçtiktir. Hani seçe yazıyorsun, öyle yok canım, öyle bir şey yok ya. Öyle bir seçtiğim ya. İnşallah akıl, dima 106, taakul, akıl 16 tane. Şimdiye kadar sağda solda kaçamak şurada burada yaptık. Akıl nedir? Akıl bir alettir. Aklınla sakin olursun vesaire derslerle oraya kadar geldik. Bugün ikinci ay, 2020 küçük çekmece, mekanda böyle. Şimdi ısınmak için 25. defterin 224'ü açıyorsunuz. Biraz böyle, bugün 10 dakika biraz geç oldu ama. Şimdi 10 dakika. Ondan sonra. 224 en altta. Şimdi yok. Kapı rapını gönder. Gittiğin yoldan daha önce başkaları gitmiş mi? Yani soracağız. Mesela şöyle geçiyor. Bedelini ödemek istemediğin bir şeyi dava etme. Dava etme. Şükrünü eda edemeyeceğin nimetleri de isteme. Ama şükrünü de ettir bana, ettir ya Rab, İhsan İlahi, Lütfu Rabbani olarak dersen ayrı. Şimdi 225'i geçtim. Çekmiş misin? Kafur abi çekti onu. 224 dediniz ya. Önce 25 falan götürmedin mi? Yok, sadece 224 demiştiniz. Şu sayfayı bana bir şey demedin. Tamam, o zaman dinleyin. Dersine çalışıyorum. Okuyorum. Zekiler insanları kullanmayı bilir. Zekiler insanları kullanmayı bilir. İnsanları yönetirler. Akıllılar ise maneviyatta yönetilmeyi, oraların kurallarına göre yaşamayı bilir. Çok önemli, he? Çok değişik. Yani. Çok değişik. Zekiler yönetmeye talip olurlar. Yönetmeye, hakim olmaya, baş olmaya. Buna zekidirler. Akıllılar baş olmaktan ötleri patlar. Manevi dünyanın temsilcilerinin kontrolüne girmeyi çok isterler. Çok. Anladık mı? Korkunç fark var. Mesela İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani'ye de şöyle geçiyor. Ben diyor, seyahat-ı maneviyede diyor, kalp seyahatında, doktorum çok ilginçtir. Sen bunu hastalarla kullanırsın.
kalp hastaları var ya, diyor ki, bugün devam yiyen amca, sizin iyidir. Çok ilginç, akıllı olduğu için biraz böyle ezdi beni, ağırlığı ondan üzerinde. Fakat açılıyorum yani, akıl şeyi öyle, o kadar acayip anafor ki yani, o kadar acayip bir şeyler var ki, dolu yani, çok korkunç onun için. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, emraz-ı kalbiyi ben seyahat ederken diyor Mehmet kardeş, ama siz daha çok doktoruma bakıyor, hastalara kullanır. Kalp hastalarının diyor, en son tedavi, en zor tedavi, en son insandan çıkacak o kalp hastalığı mikrobu neymiş biliyor musunuz? Baş olma sevdası. En sonu çıkıyormuş. En acı, en dipte o varmış. Risale'de hucumat-ı sitte var. Yani dedektörle bakıldığı zaman insanın nerede zaafı var? Silah mı var, bıçak mı var? Hani geçerken cihazdan gösteriyor ya. İnsanın, bu hucumat-ı site çok önemli. İnsanın ehli dalaleti, Müslümanları, hasreten hizmet eden ehillerini yakalama, gemleme, at gibi, tuzağa düşünme yöntemleri, insanın zaaf noktası, tuzağa gelme, yemlenme zafiyetlerimizdir. 6 tane. Bir tanesi de hubuca. Bir tane derken ilk. İmam-ı Rabbani Hazretleri değil mi? Hubuca. Mesela eylemsel itibariyle insan en çok neyle bozulur? 5. şua aslı tanımlarken Allah Resulü Sufyaniyeti, bu Sufyaniyetin haritası 23 tane hadistir. 5. şua. İlk hadis nedir? İsraf. İsraf. Şey. İsrafı yeme, içme, giymede zannediyoruz. Anladın mı? Yani fıtratlar israf ediliyor, beyinler israf ediliyor, işgal ediliyor. İsraf edilme nispetinde köleleşiyor insan. Aklını televizyonlar, YouTube'lara, bunlara şey yapan esire düşüyor. Üstad diyor ki, israf eden onun damına düşer. Hadis bu. Onun tuzağına düşer derken, aklını israf ediyorsun ya buna. Şuna. Zaman israf et. O israf hadi gitti, gitsin canım ne olacak ha. Biraz da gitsin o kadar. Değil işte öyle. Hayatının dakikaları gitmesini tamam gözümdüm o değil. Verdiğin kadar esir oluyorsun. Yani ne kadar harcadın, o kadar blok desin. Yani gitse keşke peynir gibi kessek de, benden kopsaydı. Kaş böyle, şöyle yapayım. Şöyle. Ne kadar gittin kardeşim? Şu kadar mı? Şu kadar. Şu kadar, bunu da götürüyor. Bak altını da götürdü. Bak bir daha. Bu kadar mı dakika verdin YouTube'lara? Bu kadar ömründen gitti ama şu kadarını da örttü. Bu israf bloku olmaya, yani ihtiyar, irade, hürriyetim işgal ve köleleştiriliyor. İsraf ile. Bak bu gitti. Değilsin. Örtüyor bunu da. Bu kadar. En az. Şu kadar kaldı artık sende. Bu gitti. Bu harcamıştın şeye. Bunu da blok etti. Bu ayrıldı. Bu kadar kaldı. Fıtratta israf yoktur. Yok. Fıtratı bilmiyoruz ki. Bir bilsek zaten. Zannediliyoruz ki. Zaman verdim. Peynirden biraz verdim doktorum. Ekmekten kestim. Benden ayrıldı. Ekmeğim az olur. Değil öyle. Ettiğin kadar mesela bir saat mi verdin? Bir saat işgal altında olacaksın. En az ne bir saat ya? Hayatımızı o vermiş yapmış. İsraf eden köleleşir diyor. Onun damına düşer. Tuzağı ne demek o? Ha? Şimdi zekiler hubuca yönetime, insanları kontrol etmeye, yönetmeye çok taliptirler.
Şimdi kendi alemimize taşınalım. Ne kadar istiyorsan baş olmayı. Beni dinlesinler, benim dediğim olsun, ben baş olayım, ben tanınayım, ben konuşulayım dedikçe, ama sakın şu vesveseye düçar olmayın. Onu da söyleyeyim işim olduğu için. İçinizde böyle bir dürtü vardır, istek vardır. O insan oluşumu, beşer oluşumuzdandır. O normaldir. Allah Resulü'nün tabiriyle. O var, onunla amel edersek işte o. İçimizde o tür şeylerin geçmesi ile yapmamanın adı cihattır. Yani cihat nedir? Bedir'de Uhud'dan çıktık. Bundan daha büyük cihata gidiyoruz diyor. Allah Allah, 70 sahabe gitmiş. Ya Resulullah, başka bir savaşa mı gidiyoruz? Yok, şuna gidiyoruz. Peki nedir o? İçimizden geçmeyen bir şeyle savaş olmaz. Bir şey reddedilebilmesi için istek olması lazım. Bir şey savaş edilebilmesi için o var olması lazım. İçimizden baş olma sevdası, şu tür bu tür şeylerin olmaması beklemek yanlış, fıtrat inkardır. Bu var, onunla amel etmeyeceğiz. Yani o bizi dayatacak. De onu, yap onu, şey yap onu, söz. Zekiler içindeki gelen sesiyle baş olmaya eylemcidirler, eylemdedirler. Yönetmeye kalkarlar, yönetmeyi fiilen isterler. Fiilen, şunu ekleyeyim ki yanlış anlaşılmasın. Kur'an'ın fiilen. Şimdi zekiler ise bir otoriter. Manevi şahsiyetlere, akıllılar yani. Akılları anlatıyorum şimdi. Zekiler değil tövbe. Akıllılar, manevi otoriteye, o işin uzmanına, manevi üç tane, kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulvi, kuvve-i maneviye. Tek tek veya bütünsel, hep üçüne de sahip olanlara, böyle bir insanlara, Mevlana ile Şems-i Tebrizi gibi, bu tür insanların manevi kontrolünde olmayı çok isterler. İlk kontrolde Allah'tan gelen kontrol. Evet. Peygamber vesaire. Peygamberlerde baş olma sevdası yok. Onlar yok. İndiriliyor yani. Evet. Onların kurallarına göre, yani o kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulviye, kuvve-i maneviye sahiplerinin yöntemlerini uymayıp, kendi arzu ve isteklerine uymaya eğerler. Yani onu tercih eder. Yapmazlar kendileri ikisini. O otoriter manevi şahsiyetlerin dediklerine uyarlar. Akıllılar. Zekiler değil. Zekiler ama derler. Dedikten sonra peki öyledir. Zekiler, onlar da insan. Biz de onlar gibi düşünüyoruz. Evet. Biz de yorum yapabiliriz. Yapabilir. İşte bu zeki işte. Biz de insanız, bir de sahabe, ben de anlarım. Ben İmam Azam, ben de Kur'an anlarım. Anlarım yani. O zeki. Diyorlar zaten. Evet, bunlar akıllı. Diyecek ki bunlar olsun. Sana bir şey söyleyeyim. Ben bir şeyin etrafına dolaşıyorum. Oradan çıkarttığım şu anda şey söylüyorum, bir 10 gün var. Bu çalışmamın dışında teneffüsümü. Toplumda %80 insan olduğunu bilmiyorlarmış. Şu insanların %80'i. Şaşırdın mı? Yani hem insan olduğunu farkında değiller ve insan olduğunu bilmiyorlar. Normal bir et, kemik ve varlık sürecinde farklı bir şey, biyolojik yapı. Yani beşeriyette kalmışlar. İnsan olduğunu bilmiyorlar. Beşer, bişer, zıtların cemi ya, oradan ne kadar sıyrılırsa insan oluyor. Peygamberlerin vazifesi beşeriyeti insanlık makamına çıkarmaktır. İnsan olduğunun farkında değildir %80. %10 farkında ama bir şey yapamıyor. Çok az bir kısmı bu işi dert edilmiş, çok azında. İnsan olduğunu biliyor ve farkında ve gayret ediyor. Neredeyse %10 tekabül ediyor.
%80 yaşadığının demiyorum. Yani toplumun %80'i zaten yaşadığının farkında değil. Beşte bir içindeki beşte birden bahsediyorsunuz. Evet, insanlardan bahsediyorum. Kafir mümin fark etmez. Hepsi. insan olduğunu bilmiyorlar. Bunların içerisinde işte %20, bu mektubatta anlatıyor 16. mektupta. %20, o kanunu kullanıyorum. O da şeymiş abi, üniversitelerde bir tane öyle teorem varmış ya, bir matematik teoremi. Beşte birdeki beşte birin, beşte birin, beşte biri. Hep varmış. Hep varmış. Hiç eksik olmaz o. Aynı kanun geçerli. Bu Müslümanlara da uyguladım. İndirdim aşağıya. Topluma baktığım zaman toplumun dünya üzerinde kafir dahi madem şey yaptın, %80'i yaşadığının farkında değil. Müslümanlara uyguladım. Müslümanların %80'i insan olduğunu bilmiyor. Beşer biliyor. Karma. Hı hı. Nurcuların daireyi fatıyorum, farkında mısın? Nurcuların %80'i avamdır, taklitçidir. Yani tarikatta şeyh, nurcularda abicilik. Yani dedi bitti. Yani önemli değil. Ben buradayım. Galatasaray, Fenerbahçe. Öyle yani. Sağcılık, solcu. Hani spor tarafkirliği gibi. Hakikati hakikat olarak gördüğü için değil. Hakikati hakikat gören %20'dir der. Abi bu ne akıl ne zeka? Evet. Bu dediğiniz ne akıl? Zeki. Bu zeki mi? Zeki. Zeki bu. Zekiler ama maya seni alırken seni 10 defa takla attırır. Ustad bunu söylüyor hapishanede. Bu diyor zebib mi diyor? Üzüm. Evet. Üzüm paylaşmaya kalksak diyor beni aldatırsınız diyor. Kendisi diyor. Onun için mesela diyelim ki bizi aldatırlar yani. Allah Allah. Bu zekavet değil akıl. Akıl önde oldu mu biraz böyle şeylik oluyor. Zeka. Akıl oldu mu şey oluyor. Saf delik gibi gözüküyor. Yani şöyle yapar. Empati yapar kendisi gibi düşünür sana. Bu limonda bana sahtekarlık yapmaz de. Teslim olup kantarı sana bırakır. Balık alırken üstüne büyükleri koyar. Kepçeyi vururken alttan vurur. Üstten vurmaz. Bu adam kandırdığını zannediyor. Ama akıllı insan kırmaz kalbini. Gelir lambada çöpe atar yarısını ama orada bir şey demez veya almaz. Yani daireyi faltırsak dünya yüzünde bütün beşeriyette 8,5 milyarın %80'i yaşadığını bilmiyor. 1,5-2 milyar Müslümanın %80'i beşer olduğunu biliyor, insan olduğunu bilmiyor. Gel cemaata, cemaatimize %80'i avamdır, taklitçidir. Yani isimsiz tarikatçıdır. Yani bir ereğe kendisi yürüyemez, öyle bir taasupla gidiyor işte. Saldım çayına, mevlam kayra tarzına gidiyor. Tamam. Bunlar zeki. Her zeki akıllı olmadığı gibi her akıllı da zeki değildir. Çok ilginç bu. Yani mesela diyelim ki akıllıdır. Ereğe bağlı, yönteme bağlı kişi yaşıyor. Ama zekasını pek kullanmadığı için fazla. Öyle fazla öyle uyturup kütür böyle şeyleri bilmez yani. İnsanları aldatılmayı. Kendisi gibi bilir ama toplumda şöyle zannedilir bunlara. Saf böyle. Saf. Saf. Mesela delilere de öyle deriz ya böyle deli. Oysa garanti cennet. Aşere-i mübeşere de yaşıyor. Yani cennet de müjdelenmiş ama biz onu acırız. Oysa biz zekiyiz, akıl kıtlığımızdan kendimize acımıyoruz. Ona acırız. Ahmak nereye gidiyor burada abi? İşte ahmak bu zekilerin ifrat modu. Zekilerin ifrat modu ahmaktır. Deli bak, deli. Acırız. Oysa garanti cennet. Tamam mı? Garanti cennet. Bir de böyle saf delik diye şey zannederiz. Bu işte ne kadar bir felaket. Oysa Allah o akıl özürlülerini bize nimet olarak yarattı. Niçin? Zekilikten akla dönmek için vahidi kıyası yapın diye. Onlar
akla hizmet ediyorlar. Biz de güya akıllıyız zannıyla, oysa zekiyiz, alay ediyoruz. Abi bu Bakırköy ruh hastanesi mi, ruh sağlığı hastanesi mi, akıl sağlığı hastanesi mi? Yani temelde düşünürsen, zaten geleceğiz inşallah, ruhun dört sıfatı var. Ziyayattır, zişuurdur, kanunem, vücudu harici. Şurayı bir siler miyiz? O zaman çevirelim ha. Şimdi bu tarafa bir yere çarpmadan, bu gevşektir. Şimdi ruh akıllı olduğu için, ruh. Tamam. Dört yapı ile özelliği var. Özelliği. Cevherdir. Cevherdir. Onu da şöyle yazayım ki temelde güzel olsun. Cevherdir. Mahluk nasıl oldu? Mahluk dört tane sıfatıyla oldu. Cevhere mahluk değildir diyebilir miyiz abi? Cevher mahluk, mahluktur o da. Fakat vücudu harici dediğimiz bu şey gelmiş. Cevher de mahluktur. Yani yazılımdır yani. İlmi vücut. İlmi vücut yani. İlmi vücut, yazılım. Ama kudret de almış mı abi? Kudret cevher olduğu için etmiş. Etmiş ama bizim bu mevcut var ya, o seviyede değil. Kudret tahrik etmiş. Etmiş de mahluktur. He işte. Kudret tahrik etmiş. Ama şey için vurguluyorum. Yani deyince böyle bir şu seviyede değil. Ha şu seviyede. Bak. Zi hayattır. Zi haya. Zi hayattır. Zi şuurdur. Kanunu emricidir. Vücudu haricidir. Nasıl abi? Ha, yani diyor ki, ha. Kudret ona vücudu hissi giydirmiştir diyor. Vücudu hissiyle vücudu harici eşdeğer mi? Yok, farklı abi. Onlar inşallah gelecek herhalde, kullanacağız. Mesela hangi derste işlenmiş belki o son hatırlar. Ya. Mesela ruh cevhere sarmalamış. Ve mesela glaf-ı latife diye misali var ya. Mesela hissiyat giydirilmiş, kalp olmuş. Latife giydirilmiş, ruh olmuş. Fikirler ve düşünceler giydirilmiş, bu hayatın meratipleri, dima olmuş. Çok acayip. Libas. Dememiştiniz galiba. Hiç demedik. Ha? Hiç demedik. Bunu yakaz halimdeki derste söylemiştiniz abi. Burada ben vardı, bunlar yoktu. Bir daha deyin abi, tam. Ha, şimdi şu, ruh bir cevher ya. Evet. Ruh cevher. Mesela zi hayattır, zi şuurdur, kanunu vücudu harici. Bu cevhere göresiniz diye şey yapsın, cevherdir. Mahluk olmuş. Bunu da şey yapmış, şöyle yapayım. Şöyle. Buna bir bedeni misali, glaf-ı latif. Bedeni misali ve glaf-ı, doğru mu yazın? Latifi. Ha, giydirmiş. Yani şu, bir cevherdir. El avuca gelmiyor, gazdır. Ocaktaki doğal gaz gibi, fıtır gaz gibi. Onu muayeneleştireceksiniz yani. Mesela dünyaya güneş girdi. Isıttı, gezegenleri tuttu. Artan enerjiyi ne yapacak? Şarjlı pil yapıyor. Allah israf etmiyor. Ağaç yapıyor. Pil gibi duruyor. Yani odun şarjlı pildir. Duruyor. Şimdi o gaz uçmasın diye. Şimdi ruh cevherini zihayattır, zihşurdu, kanunun vücudu harcı şey yaptı. Ama gene gaz gibidir. Tutamazsınız onu. Bir glaf-ı latif, bir beden misali 518 giydirmiş. Sonra bunu bedene koymuş. Tamam mı? Şimdi zihayattır, ruha
hayatın nihayetsiz meratibi giydirilmiş. Yani hayat her şeyin aslıdır. Azrail Aleyhisselam mı o? Sonra abi o. Detaylandırırsak daha çıkamayız. Ziyarettir, tersi o. Sonra şuuru giydirmiş. Şuur. Kanun-u emri Allah kainatı yaratmadan, yani şecer-i fikatı yaratmanın bir yazılımı vardı. Bu yazılımı. Onu giydirmiş insanda var. Tamam mı? Ayrıyeten şecer-i fikatı olmayan şeyler de var insanda. Zatına sığmadım kainata. Beni sevmemin mukabele girmeyin bunlar. O da var. Vücud harici demek. Bütün alemler kodlanmış. Bizzati. Yazılımı değil. Kendisi. Cennet cehennem var ya. Şimdi bu giydirilmiş. İnsanın bu ruh ceberine zişur buraya fikirler, düşünceler giydirilmiş. Peygamberleri de uyuyor abi ya, değil mi? Evet. Dört tane peygamber. Dört tane peygamber. Dört tane peygamber. Dört tane melek de var mı? Dört tane melek, dört tane arşa, dört hakikata insanın, insanı meydana getiren bedenini, sudaki karbon, hidrojen, azot, oksijen, dört peygamber, o peygamber bunu yazar. Evet, ahir, evet, ahir, zahir ve batın. Allah. Hepsi ahir, hepsi. Cebel bu. Bu temel, bu temel şey. Evet doğru, şimdi hatırladım, yaptı şimdi hatırladım. Evet ya, bu buraya yapılmış. Peygamberlere denk geliyor. Kitaplara, evvel kitaplara. Zahir, batın. Hepsini yaptı. Yani onun bir liste var işte. Nurdersi.com girince. Var var abi, var. O resmi öyle gördük, ben hemen şu resimden çıkardım. Yani şimdi şey yaparsak akıldan çıkmış olacağız. Tamam. Fikir, düşünceler giydirilmiş. Tamam. Hisler giydirilmiş. Evet. Ondan sonra... Kanuniyet emri kanunlar giydirilmiş. Burada vücudu harici hayatın en nihayet mertebesi duygular giydirilmiş. Duygular giydirilmiş. Vücudu harici ya, duygular giydirilmiş. Artık donmuş bir şey. Ondan sonra ruh gene kabul etmiyordu gafur. Ruh kabul etmiyordu buraya gelmeye, buraya girmeyi, buna girmeyi kabul etmiyordu. Allah söz verdi, biliyor musunuz? Allah söz verdi. Karşısına aldı, girmek istemiyor. Kayıtlanmak istemiyor. Mutlak ve muhit olan bir şey kayıtlanmak istemiyor. Dedi seni daha ulvi, daha külli olacağına söz veriyor. Yani senin o beden daha pis değil. Yani tanımadığın, tanımlayamadığın, anlamadığın ve anlamlandıramadığın şeyleri bununla yapacaksın. Anlamadığını, anlamlandıramadığını. Her şey olan insan değil mi abi? Evet. Her şey olan, bir elektrik, her şey olan insan tek tek kendini tanıyacak. Tamam, mesela. Ağaca bakacak. Kemal'dan çıkan elektrik senin tabirle. Mutlak ve muhit, ruhtur. Klimaya girecek. Vay, klima. Ben klimaymış. Ben klimaymış. Duygularını hissedeyim. İşte geçen haftaki şey, özür dilerim, 104 lima, 104 aslında abi. Benim olmadığım ders, dün biraz dinledim. Orada ilk ısınmada yaptıklarınız bu. Mevcudun arkasına geçmek aslında. Evet. Bilip mevcudun arkasına geçirtiyorsunuz. Daha akıl tarifine girmedik. Hani ısınma dersimiz. Tamam. Şimdi böyle graf latifi gidilmiş. Sonra bunu bedene koymuş. Şöyle de koyayım. Dur tekrar. Bunu da... Bunu da... Toplama... Cesede diyeyim, uzatmayayım o sana. Cesede... bedene koymuş. Bak. Kaynıyorum. İnsan olduğunu bilmek çok zor. Beşer olduğunu bilinir de. Mesela et kemikten ibaret olmadığını söylüyor. Ben bir şey söyleyeyim size. Ben bedi olanı yazmadım diyor, değil mi usta? Evet. Mesela diyor ki et kemikten değilsin. Bilmeyen mi var? Varmış demek. Peki ölüm var, hiç kimse inkar edemez. Bedi değil mi? Ben bedi şeyi yazmadım diyor. Yazdım bedi şeyi. Ölüm var, hiç kimse inkar edemez. Ölüm var ama kimse bildiği yok. Unutulmuş, yok. Öleceğini kaç kişi biliyor? Çık bakayım. Ölüm var diyor, hiç kimse inkar edemez. 142 sözde. Hani bediydi? Bedi değil. O kadar kalın gaflet var ki bediyatlar bile yok olmuş.
Şimdi sığma yapıyoruz. Sonra akta geleceğiz. Biraz geleyim. Hasan abicim özür dilerim. Aslında burayı yazma sebebiniz benim bir sorum üzerineydi herhalde. Ruh hastası mı, akıl hastası mı sorusunun üzerine. Ha onu bitirelim. Ama orayı anlaşıldı. Oradan önce Hasan abi şunu söylemek istiyorum. Tevafuktur sanırım. Dün göndermiş olduğunuz bir resim var Hasan abi. Bedeni misaliyi anlatan bir tablo var. Dün Dima grubuna atılmıştı. Şimdi ilk akla giriş yaparken söylediğiniz lafı buradan bir şeyle tamamlamak istiyorum. Hasan abi diyor ki, bakın ruhun giydiği her anda var olup yok olan ve yoktan var olan ferdi ahirlerin toplamı demişsiniz beden misaliye. Allah Allah. Evet. Çok acayip. Bakın Hasan abi şimdi bununla şeyi tamamlıyorum. Şimdi diyemezsin bunu. Tabii o anki yoğunlaşmayla. Ama şimdi aslında bunu yine söylediniz Hasan abi de Türkçe demediniz. Başka bir dille söylediniz herhalde az önce. Şimdi az önce o şeyi kağıdı Hasan abi dediniz ya. Bunu israf ettiniz, boşa harcadınız. Bu burayı kapattı. Kapattı o kölelik. Bakın kendi gittiği gibi Hasan abi kendi gittiği gibi kalanlardan da kapattı. Yani size bıraktığı yer bu kadar. Evet. Şimdi Hasan abi özür dilerim. Siz Hasan Akar olarak misalen 50 yaşındasınız. İlk 20 sene yaşamış olduğunuz hayat israf olsa dahi yok olup gitmedi. O aynen ferdi aherler gibi. Bunların tersi ama bu. Evet. Katlanma değil, şöyle oluyor o zaman. Birikme üst üste binme. Evet. Şöyle oluyor. Mesela Şükrü Örfi'de kullandı. Şimdi bu katlanıyor gibi askına dönüştürüyor. Kullandığının arkasına geçiyor. Böyle yaptığın zaman bunun aslı arkasına dönüyor şöyle. Şöyle oluyor. Şöyle dönüyor. Yani o mesela diyelim ki doğru bir şeyi kullandın. Kullandın değil mi? Harcadın. Harcadığında verdin değil mi? O kadar var oldun. Ötekisi Adem'e gitti. Var oldun yani tekrar arkaya geçiyorsun onu. Şöyle diyeyim daha iyi anlaşılır. Mesela geçmişi günahlarla dolu olanın geçmişine baktığı zaman hakikaten hayat çok kısa. Hep öyle der. Vallahi hiçbir şey yok. Bana sor geçmişim vallahi hiç kısa değil, çok uzun. Günahlarımız var ama geçmişim elhamdülillah dolu olduğu için kısmen çok uzundu. Çünkü düşündüğüm zaman vay be nerelerden ne kadar koşturmuşuz şöyle buraya. Bayağı uzun ya. Kısa değil. Şimdi Hasan abi. Bu buraya katladı ya, hı hı. Çift oldu arkadaşlar bu. Burasını kapatmadı. Bu çift oluyor. Ekleniyor, katlanıyor. Katlıyor onu. Ben size baktığımız zaman Hasan abi, 50 yaşındaki bir insanın simasını, suretini görüyorum abi. Ama aynı suretin içinde 10 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşındaki de var aslında. Atılmıyor. O 10 yaşındakini, 20 yaşındakini kötü kullandıysanız bu 50 yaşındaki suretin içinde mevcudiyetini koruyor abi. Evet. Yani bu israf bu. Yani şu halde size zaten misal Hasan abi balık gibi olsanız, misal balık gibi olsanız akvaryumun içinde dönüp duruyor, dönüp duruyor. O ona geliyor ki okyanusta yüzüyorum. Çünkü geçmişiyle bu olay yok abi. Yani bu akıl, geçmişiyle... Yani onda israf sıkıntısı yok. Evet. Evet yok. Yani akılda atamıyorsunuz zaten. Atamıyorum. Kopartıp atamıyorsunuz. Evet. Doğru. Peki, her zeki akıllı olduğunu zannettiği için zekidir. Akıllı değil yani. Akıllı, akılla zeki farklı olsaydı yani aleminde adam zekiliğini akıllılığa kullanırdı. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an hep akla vurgu yapıyor. Ya akılun, ta akılun. Düşünmüyoruz. Efele tefekkerun, efele yetefekkerun, yetedebberun. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Düşünmezler mi? Düşünmüyor musunuz? Zekiliği değil de akla. Bakın bir şey söyleyeyim. Çok ilginçinize, hoşunuza gidecek. Benim çok hoşuma gidiyor bu. Baktığımız zaman uyanık diyoruz ya böyle hani o... Mobilya alacak, domates alacak falan şöyle yapıyor, böyle bir şey yapıyor. Sakın buna özenmeyin. Böyle salim selim, sade ama oturup kalkmasını, kimle oturup kalkmasını, kimden
kâr ve zararın geleceğini bilen ama dünyayı da o kadar fazla şey yapmadığı için o sahtekarlığı, uyanıklık gibi zannedilen var ya, aldatmayı, beceri kabul ediliyor. Aferin lan oğlum, benim oğlum gitmiş sırayı alt üst etmiş, sıraya girmemiş. Nasıl yapmışsa çocuk, gitmiş bütün babasının, annesinden yaşlı insanları kuyrukta hepsinin önüne geçiyor, alıyor. Evde tekdir görmesi gerekirken takdir görüyor. Sahtekarlığını, yalancılığını, hak ihlalini meziyet kabul ediliyor. Böyle zeki oluyor. Yalancı, oğlum burada yokuz de. Annem yok burada teyze. Çocuk yalancı yetişiyor. Yani sırayı durmayı değil, milleti aldatmayı evde takdir görüyor. Bu zeki duyuyor. Sakın öyle zekilerle akıllar, akıllar asubedir. Koca büyük gemi var ya, 300 bin tonluk gemi. O gemi dalga vurduğu zaman şak diye vurduğuna pişman olur. Şak diye geri atılır, suratına vurulur. Ama sandal öyle değil. Pat 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 oynar. Bu zekidir. Yani akıllar zararın büyüğün ne olduğunu bildiği için seyreder, belki de perdeyi de yırtmaz. Bir soru sorabilir miyim abi? Bir soru sorabilir miyim? Sor abi. Şimdi özür diliyorum. Biraz şeyimden dolayı kendimi bir yere koymaya çalışıyorum aslında abi. Şimdi siz bunu anlatırken ben acaba hangisi olmak istiyorum diye tam özür diliyorum. Mesela şimdi yeni okuduğum o bölüm peygamberlerin mucizeleri beşerin gideceği en hudut, gidebileceği en hudut noktaları belirliyor ya sana. Hı hı. Burada sürekli bir sevk var. Bir yönlendirme var. Üstad her satırında bunu vurguluyor değil mi abi? Şimdi biz o seviyelere gitmek için zekaya ihtiyacımız yok mu yani abi? Var. Zekayı araba gibi kullanacaksın. Mesela diyelim ki kardasın, köye çıkacaksın. Taksiyi kullanma. Jipi kullan. Bilmem ne yapacaksın. Şu anda dersi dinlerken zekavetini de kullanıyorsun. Tamam mı? Zekavetini. Zeka aşağılanmıyor. Evet. Öne geçmesine fırsat vermeyin diyoruz. Evinizdeki çocuk sizi temsil etmesin. Evinizdeki çocuk her şeyde sizi temsil etmesine müsaade etmeyin. Evinizdeki kendi çocuğunuz her şeyde müstakiliyet vermeyin. Zeki, aklın sıfatıdır, çok büyük nimettir. Ne yapar bu? Dünya hayatının ilişkin ve çelişkilerini, hakaiki nisbiyelerini, vaidi kıyasilerini, emri nisbi, emri itibarilerini en iyi bilen yöntem, sistemdir bu. Öne çıkınca sıkıntı oluyor, devam edin. Fazla şey yapmayın da biraz böyle gideyim. Tamam. Her zeki akıl olmadığı gibi, her akıl da zeki değildir yani. Böyle bakarsın, Allah vermiş. Allah vermiş, aşırmalı, ikram etmiş. Öyle fazla da öyle bizim dünyadaki ilişkiyi ve çelişkileri çok iyi bilmiyor. Ama vermiş, kalp açılmış. Başka, Kur'an nedir? Kur'an neden akıllı değilsiniz? Bak, Kur'an neden akıllı değilsinize bedel, neden aklınızı kullanmıyorsunuz demekle aklı kullanan bir sistemimizin olduğunu vurguluyor. Yani zeki olmak dese mecbur olacaksın. Yani herkes zeki değil, eşitsizlik olacak ama akıl olunca herkeste eşitlik var o zaman. Yani. Evet, bak şimdi. Kur'an neden akıllı değilsinize bedel? Bak bu da. Niçin akıllı değilsinize bedel? Neden var olan aklınızı kullanmıyorsunuz demekle ne demek istiyor? Aklı, peki kime hitap ediyor? Aklınızı başınıza alın. Hiç ne kadar da az düşünüyorsunuz. Aklınız yok mu? Bu tabir kimedir? Akıl aletse onu kullanan sistemedir. Hani şurayı çevireyim. Bak şimdi. Şey yapmamışız. Yazayım da şöyle. Şöyle yazayım. Lefi
mahfuzun alemi şahadete giydirdiği libasa ne deniliyor? Takul. Hayır. Şimdi. Bak göstereyim size. Bakalım yine. İnşallah büyük bir yerimiz olacak. İnşallah abi, inşallah. Ya. Takul. Takul işte. Amir tekfin eder. Tamam. Evamir tekfin eder. Ben hemen şimdi burada şey yapayım. Ondan sonra. Lef-i muhafuzun alem-i şehadete giydirdiği elbiseler evamir-i tekviniye. Tamam. Ayat-ı tekviniye var bir de. Tamam. Şimdi evamir-i tekviniye yazılım. Yazılım, sistem. Peki bunu kullanan diyeceğim bak. Bunu insanda kullanma sistemini unutmayın. Taakkul denilir. Yani lef-i muhafuzun alem-i şehadete giydirdiği libas, evamili tekviniyeler, onu insanda kullanan sisteme taakkul. O zaman bunlar bir zekada var, akıl da var. Şimdi sistem dedim, taakkul. Mesela o sistemin içerisinde cihaz var, akıl. Akıl cihazdır diyor usta. Bu sistemdir. Ustad sistemden bahsediyor. Mesela başka bir örnek vereyim. Tasavvur diyelim. Bunu diyeyim. Alem-i mananın alem-i şehadete giydirdiği libas hakaiki nisbiye, hakaiki hakikiye, vahidi kıyasiler, emri nisbi, emri itibariler. Şimdi diyeceğim en önemli olan şu. Şunu söylemek için söyledim. İnsanda karşılığı değil. Değiştir bunu. İnsanda kullanan sisteme, onu kullanan sisteme tasavvur denilir. Ben şuraya yazayım onu, şey yapmasın diye. Karşılığıdır abi işte bir mana. Yani yok, çok farklı sistem, çok önemli. Kullanan, kullanılan vurgusu yapılması gerekiyor Gafur. Bak, libasa, giydir libasa, evamiri, tekviniyeler, şimdi önemli olan şimdi şu, dersimiz de bu ya alakalı, insanda, yani bunları, İnsanda bunları kullanan sistemin adı taakkul. Sistem bu. Sistem. Ustad onu ne diyordu bir yerde? Dur kafam şey oldu. Şöyle diyordu. Kaziye hüküm ile kaziye. Mahkematta. Yakiniyeti burhaniye kazayı makbuledeki zannı galiba yani, itilaf eder. Değil böyle. Burhaniye. Yani bir sistem var. Bir sistemin içerisinde olan var. Bu taakul sistemdir. Sistemin içerisinde akıl var. Aklın içerisinde cep telefonu var ya. Mehmet kullanıyor şu anda. Aç. Ha, bu sistem taakul açtı. İdris zeki. Akıl. Aç İsa. Zeki. Tamam.
Raç, deha, muhakeme. Tamam mı? Hepsi aynı yerde o zaman. Evet. Sistem yani. Tahakkül sistem. Tahakkül içinde değil mi bunlar? Hepsi tahakkül içinde. Mesela diyelim ki mevcudatta giydirilmiş. Onu bizde aktif edecek, taşımış sistemin adı. Yani mevcudata giydirilen o evamili tekviniyeler bizde taakkul olarak konmuş. O onun bir tamamıya karşılığı. Şimdi bunun içerisinde, bu sistemin içerisinde cihaz var. Cihaz var. Fabrika, sistem, teşkilat var. Bir de cihaz var. O cihaz, akıl cihazı. Onun içerisini tekrar açıyoruz telefonla. Açıyoruz böyle. Tamam. Zika, deha, muhakeme, hüşyar, fehim var. Şimdi devam ediyoruz. Birkaç dakikada ısınalım, akla gireceğiz. Aklın temsilcisi olan Cebrail Aleyhisselam bile lef-i mahfuzdan daha ben geçemem diyerek haddini belirledi. Akl-i kül olan haddini bilir demek. Aklın temsilcisi, aklın alemi. Akıl o kadar acayip bir güç ki, gireceğiz inşallah ama dayanamayacağım bunu diyeceğim. Akıl böyle bir anlayış, bir bilgi, sentez, yorumlama, üreten değildir. Akıl kendisi jeneratör gibi güç kaynağıdır. Kuvve-i akli ediyor. Güçtür, güç. Kudret. Kudret, evet. Onun için jeneratör gibidir. Akıl gücünün karşısına hiçbir şey duramaz. Mesela doktorun bilir. Çok iyi rastlıyor, hayat onunla geçiyor. Hastaları hep düşünce bozukluğundan hasta olmuş. %90. %10 vardır bedensel zafiyet yaşlı. Ama gençler kendimi kötü hissediyorum. İyi hissetmiyorum. Uyuyamıyorum. Vesaire. Hepsi düşünce bozukluğundan. Biz ona veriyoruz ama ilaç. Tamam ne yapayım. Düşüncesi değiştirilmedikçe, düzeltilmedikçe onun bedendeki yansıması düzelmez. Zor. Çok azdır beden zafiyeti, hormon, doku, üretken bezler bozulup da bu şeyler oluyor. Var. Ama bu asın ekseriyeti, acilin %60-70'i düşünce bozukluğudur. Düşünce bozukluğu bizi hormon bozukluğuna, mesela diyelim şöyle diyeyim, hiç şu anda açlığımız yok ama yemekten konuşalım, suni bir açlık olur. Cinselliği bir hayal etsek suni bir iştah olur. Bilgisini böyle bağlı, böyle içimizde böyle şey yapsak asabi oluruz. Vücut bunun hormonları değişmiyor mu düşünceyle? Değişiyor. Hayal ettiğin şeye göre salgılama değişiyor. Şimdi bir insan iyi değilim veya sabah beni aldattı, bana yanlış yaptı, dizini dermanına dursun, nankör sayıklayıp durdu saatlerce. Bu uyuyabilir mi? Bu şekilde şey sayıklayıp uyuyabilir. Mesela asıl o kadar acayip bir şey ki, düşünce bozukluğu o kadar kendisini hapsetmiş ki, affedersiniz, özür dilerim, özel hayatları da olmuyor. Özel hayat da onun için de olmuyor. Çünkü kafasında böyle bir rahatlık, bir kendisini müstakil ve hür düşünmek, o tür şeyleri de düşünürsün. Düşünülmeyen bir şeyde iştaha olmaz, deliler buna delildir. Uykuda olanlar buna delildir. Çocuklar buna delildir. Düşünemediği bir şey isteyemez. Ancak fıtrattaki arzu var ya, ağlamakla açlık dürtüsü. O tür şeyleri, bu istek, bir özel bir şey istemek düşünceye bağlıdır. Bir eretten kaynaklanır. Onun için diyor ki, aklın temsilcisi olan Cebrail ki alemine ceberut denmiş. Lef-i mahfuz biz demişiz. Lef-i mahfuz. İlmi kelamcılar gelmiş, tasavvufçular ceberut demiş. Nasut, ceberut, nasut, melekut, ceberut, ceberut, alemleri. Sonra lahut, o da yok yani. Ceberut, ondan diyorum, cebredici güçtür,
cebrediyor seni. İster istemez öyle olacaksın. Ceberut, cebredici güçlerin kaynağı, jeneratör tesisi ya. Aklın temsilcisi olan Cebrail bile lef-i mahfuzdan bir adım ben bir karış daha gidemem deyip haddini belirlemiş. Aklı kül insan da akılla oraya kadar gidersin. Aklı kül sahipleri ise oradan sonra haddini bilip hududunda kalan insandır. Hasan abi özür dilerim, çok özür dilerim. Çok özür kısa dilerim. Olsun, çok kısa, çok kısa, çok kısa. Çünkü şurada koptum abi, çünkü bunu anlamazsam devamını anlayamayacağım. Aklınızı başınıza almıyor musunuz muhatabı? Tahakkul. Tahakkulün altı diye ben anlıyorum sanki abi ya. Çünkü sana aklı ben vermişim de kullanmıyorsun. Şimdi onu kullanan birisi olması gerekmiyor mu? Evet. Bak kalbim, bu kalbi sana verdim. Kardeşim kullansana ya. Hı-hı. Sen kalbim misin? Değilim. Şimdi aklını kullan deyince aklına mı hitap ediyor? Yok. Ben sana diyorum ki aklının başına. Hı-hı. Ya sen de sen. Hasan abi takkeni başına alsana. Aa buradaymış. Hı-hı. Şimdi aklını başına al derken akıl başta değil değil mi? Evet. O zaman kime hitap ediyor? Kime? İşte aklın olmadığı bir yere işte. O yüzden serbest bölgeye sonra... değil mi diyor? Serbest bölgeye değil mi diyorum ben de işte. Değil. Tahakkul sistemine. Zaten serbest tabi, otel serbest bölge kullanıyor. Serbest bölge otomatik her şeyde var da. Şimdi bu sistemdir. Sistem. Mesela tahakkulün içinde zeka da var ama akıl aktif olmamış. Yani aklı devre dışıdır diye zekavetinde sorun yok ki. Dahi. Tahakkul akıl cihazı devre dışıyken çalışma ihtimali var mı? Var. Çünkü mesela diyelim ki adam fazla akıllı değil ama yani veya aklı aktif değil ama çok acayip hafızası var. Dahidir mesela. Kur'an'a akıl neydi? Kur'an'a tabi olana zeka diyelim. Kur'an'a tabi olmuşsa, taakul, sistem Kur'an'a tabi olursa akıllı deniliyor Kur'an'a göre. Einstein mesela çok dahiydi değil mi? Zekiydi. Ama aklı yoktu. Niçin yoktu? Kur'an'a göre. Peki mesela aklı çalışmayıp zekaveti olan bir kişinin aklını başına al dediğin zaman çalışan akıl cihazı yok mu orada yoksa tahakkul mu çalışıyor? Akıl çalışıyor ama şey olmuş, köleleştirmiş. Önde olan zekidir. Akıllı çok değil. Yani aşağıdadır. Mesela ateistlerin hiç aklı yok. Yani zekasını kullanan peki tahakkulü... tahakkül yapmış olmuyor mu bir şekilde? Gene bir cevap. Tabii tahakkül sistemi çalışıyor ama tahakkülde öne çıkan sistemin öne çıkan sıfatları vardı bir sürü. Zekavet çıkmış. Tahakkül şu anda hangisi çalışıyorsa ona dönüşüyor. Zekavet çıkmışsa tahakküldeki nesi çalışıyor? Zikiliği çalışıyor. Dehası çalışıyor. Akılda bir taraf olması lazım. Evet. Bunlar akıl sıfatları değil mi abi ya? He? Akıl sıfatı değil mi bunlar? Tabii aklın sıfatı ama mesela aklın sıfatını kendisinden öne geçerse şöyle diyeyim. Senin bir sürü sıfatların var ama aslı ruhtur. Daha aslın imanın değil. Ama imanımıza mugayir işler yapıyoruz. Öne geçmiş imanımızdan. Bizi biz yapan değer var. Mesela değil mi? İman veya bizi biz yapan bir şahsiyet var. Bazen şahsiyetsizlik yapıyoruz. Bazen mesela aklımız başımızda elhamdülillah dersler mahiyet tabii. Bazen öyle bir şey yapıyoruz ki biz bile utanıyoruz değil mi yanlış yaptık. O yanlış zekavetle yapılmış akılla değil. Günahlar iradeyle yapılmadığı gibi ihtiyarla yapılıyor. Hatalar akılla değil zekavetle yapılıyor. Çünkü aklı yapan tahakkül sistemi vahye tabi olursa bu yani uydu cep telefonu bağladık tamam mı? Bağladık bağladığın zaman onu ne diyor mesela şöyle misal vereyim haşa Allah uyduya misal ben beden telefona misal şöyle de misal vereyim güneş Allah'a misal her güneş var. Buraya geldi. Perdeyi kapatsak, panjuru da kapatsak, güneş girer mi? Girmez. Açtık, güneş girdi. Allah misal, bu şua hidayettir. Ben içeriye aldım, onayladım, ısındım, çiçek yaptım, bir sürü faaliyet oldu. Bu iman. Allah'ın hidayetini onaylarsam imana dönüşür. Şey, ben
Allah'ın, dur şimdi. Allah'ın o vahyisine bağlarız biz taakkulu, aklı. Aklı bağladık mı, ortaya çıkan o taakkulu vahye bağlarsak, ortaya çıkan netice akıldır. Bir daha. Güneş Allah'a misal. Güneş buraya girdi. Güneşten gelen şua hidayettir. Ben içeri girmesine müsaade ettim, onayladım. Onayladığım kadar burada ne kadar faaliyet yapıyorsa o imandır. Allah hidayetini artırsın değil mi? Bu. Şimdi biz tabii daha akılda yeni başlayacağız. Daha tarifini de yapmadık. Vahiy var. Vahiye. Onun yazılımı var bizde. Taakkul, sistem. Ustad akıl demesi gerekirken taakkul neyi desin? Aklın fiilsel halidir. Taakkul. Mesela tasavvuf nedir? Fiili düşüncelerdir. Mesela izam. Kainata arşın giydirdiği hislerin fiilsel hali izandır. Kürsün alem-i şehadete girdirdiği libasın fiilsel hali kürs neydi? Nefis. Ama neyi temsil ediyordu? Bak kürs. Kürs. Kürsün alem-i şehadete giydirdiği libas var. Beşeriyet. Arkada ayet. Ayet nedir peki o? Tasdik yani. Tasdik. Tamam, tasdik abiler. Onu diyeyim. Biraz da gidelim fazla irdelemeyelim. Şu, çünkü geçelim. Şeyde ikinci sözde mesela geçiyordu, aklı başınalılara baktım da. Mesela orada o yani serbest bölgeyle olduğu şey belli gözüküyor da. Tabii. Bunu nasıl tabi oturtacağız? Allah'a şükürler sonra döner öteki adama rast gelir halini anlar ona der yahu sen divane olmuşsun batınındaki çirkinlikler zahirini aksetmiş olmalı ki gülmeyi ağlamak terhisat soymak azam. Ve talan etmek tevehüm etmişsin tevehüm. Aklını başına al kalbini temizle evet. Ta ki şu musibetli perde senin nazarından kalksın hakikati görebilirsin zira nihayet derecede adil, merhametkar, rayetperver, muktedir, intizamperver, müşfik bir melikin memleketi hem bu derece göz önünde asar-ı terakkiyat, Allah-u Alem taakkul çalışıyor şu an. Veyahut da o şu ifadeler. Kemalat gösteren bir memleket senin vehminin gösterdiği surette olamaz. Buna konuşan kim biliyor musun konuşan? Akıl, muhatap, serbest bölge. Evet. Sonra o bedbahtın aklı başına gelir, nedamet eder. Evet ben işletten divane olmuştum. Allah senden razı olsun ki cehennemi bir haletten beni kurtardın der. Evet. Serbest bölge. Şu. Nasıl konuyla alakalı değil mi? Çok kendisi. Kaburgası yani. Tam yani usta. Deyime sürekli. Hakikaten acayip. Hiç yani şey hiç yok. Boşluk yok. Yani cehennemi halet. Hep düşünürdüm böyle. Ulan 23 senede böyle birbirini cehre edecek. Birbirini ortadan kaldıracak, düşmanı iş yapacak. Yani ifade olmaz mı? Ben buradan yola çıktım çok. 13. sözde gördüm. Yani 23 senede Allah Resulü'ne tekabül ediyor ustadın da 23 senede. Yani bir ayet bir ayeti ortadan kaldıracak bir şeyler gelmez mi? Yani mesela neye benzetiyor ustad orada? Diyor ki bu diyor bir ağaç düşünün diyor. Çekirdekten çıktı diyor 13. sözde. Şimdi ağaçta baktığın zaman Osman böyle bak dikkat edin oraya. Yani meyveye öyle bir renk koymuş ki böyle yaprakların arasında dehşet bize hani cılık olmuyor yani. Onlar tamamen sırıttırmıyor. Mesela portakalı düşün, yaprağını düşün. Gülün yaprağını düşün, gülü düşün. Tamam mı? Mesela mısırı düşün, koçanın içindeki sarı şeyi düşün. Taneleri. Yani hükmünü ortadan kaldıracak bir ağaçta şey yok. Koku, renk, şekil, tat vesaire. Hepsini diyor der ki onun için sözde birbirini tamamlar gibidir. Tamam. Risale-i Nur'a bakınca birbirini tamamlıyor. Eğer biraz çelişki gibi gözüküyorsa ya kanuniyeti de şey suretidir ya kanuniyetinden bahsediyor ya hakikati ya mahiyeti. Mesela bak onu açalım şimdi.
Sen göster. Diyor ki vehminin gösterdiği surette olamaz. Allah vehim Allah. Vehim suretleri gösteriyor. Bak. Suret işte. Hakikati gösteriyor. Ağrı şimdi aynı şeyi söylüyor. Bak. Bak. Çok enteresan benim tamam. Sureti vehimin ya. Yani hala senin surette, diyor. Suretlerde bırakıyor. Vehim tarafı. Evet. Akıyor, dere gibi gidiyor. Alem misalden o gibi. Ama diyor ki yer hakikati görebilesin diyor. Hakikati kim gösterecek? Aa bak bu. Gel gel. Bak bu. Anlat şimdi. Yani beşeriyet, enaniyetin sureti, manevi. Her şeyin sureti oradaydı. Ha? Her şeyin sureti. Her şeyin sureti. Senin diyor vehmini, vehim burada ya, vehminin sureti gösterdiği gibi değildir diyor. Akla burada, aklı başına geldi diyor. Cehennemin de sureti orası. Cehennem, her şeyin. Cehennemi ama bak, bir suretten. Ne diyor? Her şey, aa bak yazı burada. Cehennemi haletten diyor. Görüyor musunuz? Her şeyin suretinin olduğu yer. Mehum rububiyeti. Zaili malikiyeti, ülfet belası, mesela Nurcu kardeşlerimizin hepimizin derdi, hepimizin derece derece şu serbest bölgedeyiz, ülfet belası sarmalamış. Nedir o? Ülfet cehalet değil ki. Cahile ülfet denmez. Cahile cahil denir. Ülfet bilmenin örtülmesidir. Yani cehalet sakın ha ülfetle karıştırmasın. Nurcu kardeşlerim, ben, hepimiz, ben başta cahil değiliz, çok iyi biliyoruz. 15. şu an nereden bahsediyor, tamam söyle. Bu bilginin örtülmesi, aktifliğinin yitirmesi ülfet denilir. Ünsiyet ise, ünsiyeti hak var bir de. Devamlı o hakikatin ereğine, aslına, özüne, tözüne, cebeline, vahine bağlılık şeyi gibi. Cep telefonuna baz istasyon gibi. Kopukluk değil. Devamlı bağlılığın canlılığına ünsiyet. Onun için Allah ünsiyetimizi artırsın, ülfetimizi kaldırsın. Kırsın he. Ha? Ülfet cehalet değildir lütfen. Sakın. Bilginin örtülmesi, aktifliğini yitirmesi. Bunu lügateza biliriz. Hani aktifliğini yitirmesi. Şey mi? Ülfet. Bilginin örtülmesi. Aktifliğinin canlılığının yitirmesi. Onu ben de sende yazacağım. Ondan sonra kanun ve namus. Yani şahsiyet var ya kişide. Mesela şöyle. Elma 500 küsür tane şey varmış. Elma çeşidi. Elma yapı. Elma bir kanundur. Benim bahçedeki elma namustur. Yani istidat kanundur. Kabiliyet namustur. Bak şimdi hep geliyoruz Osman buraya diyeyim. Bak sureti. Allah diyor şey yapsın diyor seni. Surette şey yapsın. Aklını başına al. Cehennemin sureti olması da çok şeymiş ya. Cehennemin sureti. Bak Osman'ım. Bak kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Cehennemin sureti ne demek olduğunu şey yapacağım. Öyle bir dert, öyle bir azap ki, öyle bir sıkıntı ki, öyle bir alev ki, ilacı, çaresi intihar. En kıymetli şeyi ortadan kaldırarak açar. Nasıl bir cehennemi yaşıyor ki doktorum? Nasıl bir cehennem var ki? Bunun çaresi intihar. Çaresi intiharsa kendisi nedir? Sen koy ismini. Yok ki ismini koyalım. Bak, çaresi intiharsa kendisi nedir? Çaresi intiharsa kendisi nedir? Bilemiyorum ki. Yalnız 7 tane sıfatı koyuyorum. 741 sözlerle. Dehşet, vahşet, kalak, aciz, yutum, yeis. Yet, he, onlar. Yet, vahşet. Bak adam hep şey diyor. Hepsi diman şeyler işte. Uygulasa bu 7 tane var. Hepsi var ya. Evet, anladın mı? Utanmaya başladım kendimden. Tamam be. O tür şeyleri, senden de benden de daha iyi. Doğru. İşte zekanın da akıl yok. Gene kendisine çıkarttı bak. Kendine paya çıkardı. Bak, akıllı olduğuna delil karşılık vermemesidir. Akıllıdır şu anda. Aklına gelmedi abi, o yüzden. Bu kadar da olmaz değil mi Ömer? Bu kadar da nefsini, nefis bu kadar bloke etmiş biri olur mu? Ama hala cevaplar. Yani. Hala cevaplar. Evet. Şunu dediğim de, ihlas her daim hayatta olmaz, akıl da her daim başta olmaz. Gidip gelir devamlı, unutmayın.
devamlı, mesela diyelim ki dün bir de şey, koca bir günde 2 saniye ihlaslıydık. Üçüncü gün şu kadar. Bunu toplama. Hayatta her zaman ihlas olamaz. Akıl devamlı başta olmuyor. O tevbeyim. Yani devamlı böyle bir şey aramadım. Böyle bir şey yok. Sana bu aklını başına al kelimeler bayağı geçiyormuş. Geçtiği yerlerde hepsinde farklı şeyler söylüyor. Aslında yani hani hangi durumlarda aklını başına alma? Mesela diyor ey işte ey biçare insan aklını başına al, ehli dalaletin vekilini dinleme. Mesela ehli dalalet işte dinlediğinde aklın başında değilsin yani. Bir şey söyleyeyim. Tek tek aldım işte böyle bir defter olmuş. Ehli dalaletin vekili zeka aldı. Vekili o. Zekidir, kendi. Onun ehli dalalet dışarıda değil. İlk muhat, şimdi taakkul bir taraf demiyor muyuz abi? Bir taraflığın içindeki en büyük meziyet, özellik abi, bir taraf denilmesinin en büyük özelliği berzah olmasıdır abi. Tamam, doğru. Doğru mudur abi? Doğru. Şimdi berzah da, evet. Şunun, şuradan. Tamam. Orası. Taraf geç. Şuraya da, şuraya da açık. Evet, yani berzah. Şuradan, felsefe şöyle. Ha, yani o taakkulün içinde bir zeka var ki Hasan abi, tahayyül ve tasavvura bakıyor, seni oraya çekiyor. Bir akıl var ki, seni tasdiye doğru çekiyor. Doğru. Bu doğru. Doğru. Onu da biraz yıkmıştık. Hatta yazalım onu abi. Yok doğru. Öyle. Kesin öyle zaten. Ona gelecek. Çünkü akıl burada berza. Zekinin özelliği burada yaşamak. Surette yani. Demiştim hatırlarsınız. Güzel giyinmek, telefon değiştirmek, ikide bir şey yapmak, katun değiştirmek. Yani keşkeler vesaire bir sürü şeyler yapar. Tamam, bu talebi bu. Evet. Her şeyi değiştirmek. Böyle devamlı buraya çıkmak ister seni. Burada olanlar zaten zekidir. Onun için zekiler cehennemi yaşar, hatırlarsınız. Yani psikolojik sıkıntı öyle bakır ki şöyle böyle aptal insan değil yani. İntihar edenler de en zekalı olanlar. En zeki mesela. İstatik öyle Bakırköy, ben bazen gidiyorum, yazın gene gelince beraber de gideriz, ben tek gidiyordum hep böyle. Orada bir tamar dinli vardı doktor, Allah sana iyi bir nur tanımasın. Ben giderim, sigara alırım böyle, açarım kukutuyu tek tek. Ondan sonra oradakileri, bahçede olanlara sohbet ederim, dağıtırım. Yani o rahatsız olanlara. İnanın bana, ezberden teyp kaseti gibi boşaltıyor. Ondan sonra... Hoca abi sen hoca mısın dedi, oradan işte erkekler böyle kadın atladı. Ha hocayım dedim, gelsin. Hocayım, dur sana okuyacağım dedi, okuyacağım dedi demeden başladı Yasin'i okumaya. Subhanallah. Evet, kadın. Tırırt, 6 sayfayı çıkarttı. Yani bir kaç dakikada ya. Böyle zaten bir şey diyecek şey yok. Susturamaz ve susturulmazlar. Doğru dedi. Okudu. Oldun hoca efendi dedi. Dedim ya ben bile okuyamazdım. Nasıl gülüyor? Yani öyle sıradan insanlar değil. Mesela bir yerde yani bunlar denmez. CEO'su mu ne diyorlar? Yani danışman bir şirketin, ciddi bir şirketin orada denk yaptı. Dedi ki Mardin abi dedi, onunla bir görüş dedi ya. Ondan sonra yani zeki insanlar zekavetini kontrol edemedi. Niçin? Akıl kontrol edemedi. Akıl kontrol eder. Bak şimdi onu okudun Allah razı olsun. Ona hep tek tek okudun. Buraya çekiyor. Bu akıl burada ya. Buraya çekiyor. Yani sureten cehennemi haleti burada. Hep oradan çıkartıyor psikoloji dertleri. Tükenmişlik sendromu yaptık. Burası. Tamam. O oraya çekiyor. İlle surete. Üstün olmak, bilineyim, tanınayım, önde olayım. Hatta çok garibinize gidecek ha, çok garibinize gidecek, meşru bile, cennete gitme, cennete bile gitmeyi çok arzu, evet Kur'an'da Mete dediği halde, onu da zeka istiyor, akıl rıza ile istiyor. Cennete gitmeyi zeka istiyor, o çok iyi, akıl cenneti bile şey yapıyor, bana seni gerek seni dedirten, akıldır, rıza ilahi. Lütfu Rahmani, o bana yeter diyor. Mesela hizmetle sevap kazanmak isteyen zekadır. Hizmetin kendisi ücret olduğunu bilen akıldır. Biz ücretimizi almışız. Niye? Hizmet yapıyoruz ya. Bu ücrettir arkadaşlar. Ücret almayacağız. Ha verirse verir. Bu kendisi ücrettir. Bunu bilmek akıldır.
İhtiyarın temsilcisi zeka, iradenin temsilcisi de akıl. Evet. Kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar, burada insan var olmadıkça günah işleyemez. Burada zeka bizi iter. Zekavet de günah işlenir. Akılla asla ve kata kella günah işlenemez. Günah ihtiyarla işlenir. İradeyle işlenmez. Günah akılla değil, zekilikle işlenir ki aklını başına al. Akılla, demiş ya üç tane şey, beraber olun. Hayal, akıl, bir de neydi ya? O peygambere yapmışlar ya, Adem Aleyhisselam'a. Cebrail'e, hangisini alırsın üçünden bir tanesini? Üçünden bir tanesini alın diye. Bilgi miydi? İlim, haya, akıl. Herhalde öyle hatırlıyorum. Hı. Adem Aleyhisselam'a getirmiş, hangisini alacaksın demiş. Tamam. Haya, ondan sonra akıl, ahlak mı dedi ya? İlim. Şunu da ekleyeyim de, bundan bu maksadım şu. Kur'an ve Selefi Salihin, Ulema-i İslam, Müfessirun, Muhakkikun hepsinin geneli, hepsinin ortak şeyi şu. Unutmayın bunu. Bu cümle geçmişte çok yorulmuş, yani onları okuyan insan denilebilir. Ahlak ile aklı özdeş yapmışlar Selefi Salih. Unutmayın. Akıllı insan ahlaklıdır, ahlaklı insan akıllıdır. Akıl ile ahlak özdeştir. İkizdirler. Unutmayın bunu. Selefi Salih'in bunu unutalım. Çünkü çok büyük bir birikimin sözüdür bu. Birikimden denilebilir bu. Ahlak ile akıl özdeştir. Akıllı olan ahlaklıdır, ahlaklı olan akıllıdır. Ahlaksızlığımız kadar zekiyiz. Bağnazlığımız kadar zekiyiz. Geçimsizliğimiz kadar zekiyiz. Kontrolsüzlüğümüz kadar zekiyiz. Sünnet edeptir diyor abi. Evet. Sünneti tekbiren edebi tek. Edeb, akıl. Sünneti tekbiren edebi. Herhalde bir tane de gideyim de ondan sonra. Mehremi sürünce düzeldi demek zekiliktir. İlacı içti, mehremi sürdü, düzeldi. Demek zekiliktir. Esbab. Merhemle akıl tedavi etti demek, akıllı merkezi düşünür. Yani şöyle, bir aspirini düşünün, baş ağrısın geçti, bu zeki. Aspirin televizyonun ekranı gibi düşünebilir misiniz? Bir hayal edin, tableti, tamam mı? Şimdi televizyonda cahil ilk defa köye gelmiş, aklı gelirken koltuğun altına saklanan var. Adam bakarken çeşanını kapatan kadın vardı. Eski bizim köyde vardı. 1974'te, 75'te geldiği zaman adam bakıyor diye çeşanını kapatıyordu. Aklı geliyor diye eğiliyordu. Bu önemli şey yapıyordu. Yani niye? Orasını aslı kabul ediyor. Şimdi bir şey anlatacağım. Aspirini uygulayacağım. Şimdi televizyonda gördüğümüzü biliriz ki uydudur. Gözümüzün, çıplak gözümüzün görmediğini çanak anten görüyor. Çanak antenle kabloyla ekrana taşınıyor. Tamam. Ekranda taşınanı biz biliriz ki uydudadır. Öyle mi? Evet. Uydu olmasa bu uydudaki burada tezahür ediyor. Tamam. Bu aspirin paketi ne diyorlar tablette? Televizyon ekranı gibi düşünün. Bu televizyon ekranı şart ki uydu gözüksün. Uydudaki film başka nasıl gözüksün? Radyo yok, ses çalar mı abi? Televizyon yok. Olur mu görüntü? Yok. Olmaz. Adetullah böyledir. Adetullahsız Allah'tan istemek zekiliktir ve ahmaklıktır. Adetullah'a uyacaksın. Adetullah'a uymak akıllılıktır. Yani tamam mı? Onun için zekiler de bazen akıllı olur, adetullah'a uyuyor. Allah'ın adetini bozmak kalkmazlar. Şimdi televizyon ekranı yokken uydudan film çalacak. Nereye çalacak kardeşim? Çalmayacak o zaman, çalmaz. Ama biz biliriz ki televizyon ekransız uydu burada gözükmez. Ama televizyonda da gözüken zatından gözükmüyor. Öteler burada ifade ediliyor. Aspirin tableti de bilgisayarın ekranı gibidir. Uydu da uydu Allah'tır. Misal tövbe.
Allah ile uydu arasındaki o çanak anten Şafii ismidir. Çanak anten Şafii ismidir. Uydu Allah'tır, tamam? Kablodan televizyona aktarılan da bizim itikadımızdır. Yani aspirin tabletinde gözüken film, aspirin tabletinde gözüken şifa, şafi olan Allah'tan, Allah'ın esması onda aktif oluyor. Onda gözüküyor. Onda gözüktüğü için insan der ki tablet yaptı, bilgisayar gösterdi ama akıllı bilir ki bilgisayar gösteriyor, uydu veriyor. Akıllı insan bilir ki tablette şifa gözüküyor ama burada ortaya çıktı. Elektrik ocağı olmasa elektriğin ısısı burada gözükemeyeceği gibi. Elektrik ocağı olmadan elektrik şey istiyorsun, sıcaklık. Ana baba olmadan çocuk istiyorsun. Bu Allah'ın adetullahına iftira değil mi? Allah'ın adetini itham etmiyor musun? Allah'ı yani adeta başka bir sisteme mi akıl veriyorsun? Hani çocuk istiyorsan ana baba, elektrik istiyorsan ocak, şifa istiyorsan tablet alacaksın. Ama biz biliriz ki tablet televizyon ekranı gibidir. Televizyon ekranında gözüken film, televizyonun ekranının zatının dışa vuruşu değildir. Ötelerin göremediğimi, duyamadığım sesleri, uydudaki sesleri duyuyor musun? Yok. Görüyor musun uydu? Yok. Filmi nasıl göreceksin? Nasıl çanak anten onu buraya taşıyor? Şafi ismi de Allah'ın kudreti esmasını, o esma, o yapı, sistemin adı Şafi, onu bize taşıyor. Nedir o? O Şafi anlayış, Allah anlayışımız yani itikat kablosuyla bizde aktif oluyor. Abi, Osman, ala, maşallah çok güzel misal verdin sana. O tablet. Bu misal nereye hitap ediyor? Zihin bu misal. Akıl. Akılla alakalı bu. Mesela bu misal zeki tabi. Zekilikten zekiyi de kullanıyorum ama bunu niye akıl dedim? Yani ilaç fail değil. İlaç kendisi hidayet iki şey söylüyor şu anda. İkini şu anda. Hidayet ile şifa. Allah'ın direkt kudreti. Ama onsuz da yapılmıyor. Allah mısırı veren odur. Kabağı, karpuzu, portakalı veren odur. Ama dala takmış. Dala takmış. Bizi aldatan şu. İkisinin beraber olmasına iktiran deniliyor. İkisi beraber olunca zekiler ve gafiller der ki elmaya ağaç verdi. Akıllar der ki Allah elmayı dala taktı. Zekiler der ki bu ilaç bana şifa verdi. Akıllar der ki Allah şifayı bununla verdi. Tamam. Televizyon ekranında cahiller der ki film bunun içindedir. Ama işi bilenler bilir ki uydudan burada tezahür ediyor. Uydu Allah'a misal. O gönderilen enerji, uydudan çanağa gönderilen o bölüme Şafi ismi, çanak dima veya kalp, çanak antenden kablo ile televizyona itikat, burada da anlam kazanıyor. Yani tablette gözüken Şafi, televizyonda gözüken film aynıdır. Ha? Çünkü Meryem'i okudum. Devenin ayağına vurulana akıl onunla deve bağlanır ve gitmez bir yere. Mesela akılla bağlanan deve akıl değil. Mesela akıl ikaldan geliyor. Akıl, Arap kök harfi. İkal, bağ demek. Akıl neymiş? Bağmış. Kendisi mustaki bir zatı değil. Develeri kafile ticarete giderken yük, dinlenecekler adamlar. Peki deveyi bir yere çakacaksın yularını. Nereye çakacaksın? Kuma çaksan söküp götürüyor. Bir beline bağlamışlar, çekip gitmişler beraber. Devenin yularını kuyruklarına bağlamışlar. Kuyruğu bağlayınca burada biraz gelmişler. Kurtulayım da gideyim.
kurtulayım derken zorladı böyle böyle dönüyormuş. Döne başı dönüyor, çöküyormuş deme öylelikle. Onun için yularını arkasına bağlamışlar. Ayağına bağlasana bir şekilde gene gider. O dönemdiği için söylüyorum. Şeyine bakınca böyle, oradan kurtulmak isteyince dönmüşler. İşte akıl, ikal, o bağdan geliyormuş. Bağ. Sanki suretle hakikat arasındaki ikisini birbirine bağlayan şey cihaz, akıl, bağ. Harika be. Doğru, çok doğru. Çok doğru söyledin. Onu da sen kendi şey yap. İşte bu da ilhame söyleniliyor. İkisinin, yani suret ile hakikat arasındaki bağın adı 17. sözde geçiyor bu. Suretten hakikate geç diyor. 17. sözde geçiyor senin söylediğin. Suretten hakikate geç diyor. Sanattan sanatkarına aynı şeyi söylüyor orada. Esma'dan Müsemma'ya oradan geçiyor. Esma'dan Müsemma'ya. Çok güzel. Ancak kendinden geçebilirsin. Ancak kendin o zaman. Şimdi demek ki akıl neymiş? İkaldır. İkal bağdır. İsterseniz iyi dinleyin. O uşkurluğunuza bağlarsınız. Bağlarlar. İstersen mideye bağlarsın. O merkezde çalışır. Zeka inkılap eder. İstersen bu aklı Allah'a bağlarsın. Bu o zaman akıl olur. Akıl neymiş? Mustakil zatı başına bir şey yok. Bağın adıdır. Özür dilerim. Aklı Allah'a bağlamak değil de aklı vahye bağlarsın. Daha... İşte doğrusu o. Akıl çünkü... Daha doğru değil, doğru bu. Hani Allah'a bağlanamaz. Değil. Akıl vahye bağlanırsa bağın adıdır. O zaman akıl, aklın başına gelir. Başa gelir. Akıl kendisi nedir? Bağdır. Bağdır. Bağın adıdır. Bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim. Dayanamıyorum. Çok sustum. Şimdi... Çok mu sustun? Çok sustum abi ya. Ya şimdi bir şeyin... Mesela bu Harun çok söyler ya Hasan abi. Sizin de şu misaliniz vardır. Buz, su, H2O, bu silsile. Yani biri... bir kanuniyet var burada abi. Diğerleri onun sıfatları. Öyle mi abi? Şimdi bu zeka... aklın sıfatı mı? Zeka aklın sıfatıdır ya. Şimdi evet. O zaman abi, o zaman şöyle söylüyorum. Mesela düşünün ki su, ben buna soğuk veriyorum, aynı su donuyor. Sıcak veriyorum, aynı su buharlaşıyor. Yani zeka ile akıl sadece hareket şekline göre isim değiştiriyor abi. Mevlana ile bir cevap. Serbest bölgeye getirir. Su olmasa gemi yüzer mi? Efendim? Su olmazsa gemi yüzer mi? Yüzmez abi. Suyu geminin içine alırsanız suyun dibine batar. Aynı suyla yüzer, aynı suyla batar. Evet. Anladın? Evet. Eğer içinize, aklın içine zekayı doldurursanız batırır. Eğer geminin dışına suyu bırakırsanız gemi yüzer. O zaman şunu devamında söyleyebilir miyiz abi? Aynı şey, gark olmana, hayat bulmana. Su, hayat bulmana ama gark olmana da. Bu olmana zekayı. Eğer gemiye su alırsanız gemi batar, geminin dışına bırakırsanız geminiz yüzer. Şunu söyleyebilir miyiz abi o zaman devamında? Her şeyin ifratı, tefriti, vasatı vardır deriz ya abi. İfratı, zeka, vasatı, ahmaklık, özür dilerim, tefriti, ahmaklık, ifratı da, vasatı da adetullah'tır ki bu akıldır. Evet. Taakkulun, aynı, taakkulun ifrat tefriti böyle. Taakkulu vahye bağlamasak, taakkul sistemdir arkadaşlar. Tasavvur sistemdir. İçinde bilgi, malumat, vehim, zan, tamam mı? Var. Mesela tasdikin içinde ilim var. Bizdeki sistem, tamam mı? Şimdi bu taakkul sistemi ifratı zekadadır. Tefriti ahmaklıktır. Zaten inşaat edeceğiz de söylüyorum. Ama tercüme de akılıyor. Fakat vasatı sünnet-i seniye ereğiyle. Ereği alimler demiş. Felsefeciler öz, töz, us derler. Farklı. Yani felsefe tabiriyle kullanıyorum. O derler. Aklı eğer bloke etmişse, yani önüne geçmişse, aklı ereğine bağlı değilse zekidir. Yani mesela akıl bağlı. Bağ yok. Ne var? Sistemin kendisi var. Evet. Televizyonu bağlamadım. Öyle. Açtı. Peki biraz da gideyim. Aslında ısınma ama aslında aklın etrafına dönüyoruz. Belki de bu dersi böyle de yapabilirdik.
Biraz gideyim bakayım. Bir cihette şey gibi de oluyor mu Hasan abi? Ha? Hani telefon çok iyi kaliteli bir telefon diyelim. Bunu vahye bağlamayınca, yani şebekeye bağlamayınca temeli istediğin kadar hani mükemmel programlar yap, mükemmel işler çıkar. Ama esas şeyi olan şebekeye bağlı olmadıktan sonra zekavet. Tabii. Kendi çapası kadar, kendi dairesi kadar istifade ederiz. Bir de bakayım. Ahmaklık. Aklın amacı verilen maddi ve manevi nimetleri gayesinde kullanmaktır. Zekilik ise, bak aklın amacı verilen maddi ve manevi nimetleri gayesinde, kendi gayesinde kullanır. Zekilik ise kendini hariçte arar, neyi nerede kullanıyor. Bak şimdi, yani akıl verilen maddi ve manevi nimetle kendini ötelerde arar. Orada, Allah'ta arar kendisini. Gaybde arar kendisini. Şahsiyeti, kimliği, değer verilişi, kıymetli olmayı orada arar. Zekilik ise kendisini kendi ereğinin dışında hariçte arar. Ne derler? Nasıl bakar? Tamam mı? Kendini şereye göre yorumluyor. Bir manaya, bir manaya ismini. İsterseniz bu ders böyle gitsin. Gitsin abi, çok güzel oldu ya. Evet. Mesela zekiler kendisini ne der, nasıl olur, şey yapayım, kendisinin şahsiyetini, kimliğini, kişiliğini hariçteki insanların bakışında arar. Hariçte arar, akıllar ise kendini aslında arar. Allah nasıl bakıyor bana? Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Bunun alametinden bir tanesi de şudur. Çok içimi yakarak söylüyorum. Ölüm korkusu, hariçte aradığımız için, hariç yaşadığımız için, işte arabaya binemeyeceğim, güneş olmayacak, televizyon yok, video yok, telefon yok, toprağın altına gireceksin. Ölüm korkusu işte böyle oluyor. Ölüm korkusu nispetinde zekilerde şey yapar. Akıllarda böyle yapmışlar. Ya Rabbi, benim sıram niye gelmedi? Ne yaptın ki beni yanına almadan? Niye haddimi aştım derlermiş. Allah. Kaç yaşındayım, kaç yaşındasın derdikleri zaman haddimizi aştık maalesef demiş. Had neymiş? 63. Resulullah'ın şeyin aleyhissalatü vesselam. Yani niye? Hakikaten ben bir haletimi söyleyeyim, bağışlayın inşallah. Başka şeye yorumlama. İnanın bana, samimiyetimle söylüyorum. Bazen şu anda da var bende. Vallahi ölüm ile yani orası burasının bir hissiyatında farklılık olmuyor. Şu anda ben de hakim şu anda. Şu anda yani o bu orası burası vallahi bir fikir, bir his gibi. Öyle mekan yok yani. Tamam. Ölümle zaten mekansızlığın kalkmasıdır. Mekanın kalkmasıdır. Mekanı kalkıyor, mutlak oluyorsun yani. Ölüm korkusu zekavet nispetindedir. Vefatınızda hizmetiniz daha şekle devam edecek o zaman. Kınından çıkmış. Ya şey oluyor ama bu daim etmez devamlı. İhlas da öyledir, akıl da öyledir, halet de öyledir, his de öyledir. Duygu da, bu her daim devam etmez. Zaten o haletteyken ölürsen şehit oluyorsun. Şehit ne demek? O nöbet tuttuğu için değil, nöbetteki haletin getirmiş olduğu, nöbetin haletin içine gömülüyorsun, şehit oluyorsun. Aslında bir sağlıklıyken böyle konuşuyor. Hastaneye düşse böyle konuşmasın. Yani o getirmiş olduğu hadiseler senin haletinle dünyanı oluşturuyor. Yani o zaman haletinin iyi olmasını istiyorsan iyi lego, iyi sembol, simge yani ortamını bulacaksın. Ortamını. Onun için halet değişikliği olmasın diye kötü bir ortamı girmeyeceksin. Şimdi alem gayba çalışıyorum da siz bu söylediğiniz ölümle değil de mert'e mazhariyet oluyor. Alemi gayba geçen mert'e mazhar oluyor. Evet, ölümle mert farklı. Evet. Onu kas. Evet. Ölüm kafir ölecek. Zekiler ölecek. Bedeni yaşayanlar ölecek. Mert öyle değil. Mert bu. Evet. Bu ama bir daha söyleyeyim. Bu halettir. Zekiler ölecek. Akıllılar mert'e mazhar olacak. Evet. Evet. Zekiler ölümü tadacak. Yani nasıl bir... Ama diyelim ki hadi canım bir tanesi harçta desek ya canım. Önemli olan senin benim hakkımda ne yürüttüğün değil.
bana ne biçtiğin, bana ne dünya tanzim ettiğin değil, benim hakkımda ne düşündüğün değil. Ben şu anda neyi yaşıyorsam benim dünyam o. Ben ona gömülmüşüm. İşte zekiler hariçte kendini arar, akıllar aslında arar. Yuhanna İncili'nin ilk ayetinde bir mana söylüyorum. Başlangıçta söz ve söz vardı. Bak, bende İncil var. Bakayım dedim akıllar hakkında ne diyorlar diye baktım. Yani işim bu ya. Hani bak bir de okuyayım. İncil'de mi? Yuhanna İncil'de mi? Ya ben okudum. Yuhanna İncil'in ilk ayetinde diyor ki bir mana. Laf edecekler sonra. İncil'den dersen. Zaten bunu da yakıyor. Kur'an'da İncil'de var ya. Diyor ki, tınağı aldım. Çok acayip ama. Harun, sen sakin dur ama. Dürüm abi heyecanla başlıyor. Tamam ama sen sana bakıyor bu. Sen sakin dur. Başlangıçta söz vardı. Söz, tövbe estağfurullah ama artık kanaat edin artık. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'ydı. Söz Tanrı'ydı. İki defa söylüyor. Adamlar başarılılar demedi. Yunanca'da söz ile logos aynıdır. Sözü merak ettim. Yunanca'da söz ile logos aynıdır. Loji de mantık manasınadır. Yani söz akıldır. Söz Tanrı'dır. Yani kelam, akıl, Tanrı aynı diyor. Tanrı hani var ya, tabi yani Allah demeyeceğim de, yani sevdirmese sevemezdin, konuşturtmasa konuşamazsın. Peki batıl şeyler de söylüyoruz. Senin itikadın oluşturduğu Tanrı bu. Kelama ne diyorduk ama abi? Ama bu icra etmiyorum, düzeltmiyorum. Rab işte. Kelama ne diyorduk abi? Yok. Bilim irade sıfır. Ne? Yok. Çok şey diyorduk sen söyle. Alem-i şehadetteki vücudu haricinin evet. Sureti. Suretin nüfus cüzdanı. Ruhun alem-i şehadetteki vücudu haricisi yani temsilen nüfus cüzdanı. Nüfus cüzdanı ciddi o sayfanı anne baba. Kelam da Cenab-ı Allah da ruhundan üfledim diyor. Adama bir yani hep bir duman çekmiş yani demişler ya Tanrı'nın oğlu haşa. Bir şeyler şey yapmışlar ama. Hissetmişler ama tanımlayamam. Şey yapamamışlar. Evet. Akıllı olduğu için. Akıllı ayeti yazarsın. Bak neydi? Çok o kadar cinime gitti ki başlangıçta hiçbir şey yoktu diyor başında. Söz vardı. Hiçbir şey. Her şeyin başı sözdü. Söz Tanrı'dır diyor. Böyle dalin amin. Dursun kafamıza. Peki başka doğrudan yanlışı ayırt etmek bunu Allah Celle Celaluhu ile yaparsa doğru yanlış da ayırt etmek. Hasan abi ben yine şey yapamadım ya. Şimdi olmadı. Hiçbir şey yok diyor da yaptı Cenab-ı Allah alem-i şehadete. Yani o ilk hani Tanrı'dır diyorlar şey diyorlar da. Cenab-ı Allah ruhumdan üfledim diyor değil mi abi? Şey ölümdür. Mevt. Nefes alabilmek kadar değerlidir verebilmek. Doktorum, aldım. Veremesen, hani öyle, diyor ya Rabbi, almayı da vermeyi nasip et. Dua ediyoruz ya, nasıl sen? Kardeşim, almak mucize değil midir? Ne kadar mucizedir? Ölen bir adama düşün. Bir defa nefes almak ne demektir? Ölmüş. İmkanı var mı? Alabilmesi için ne lazım? Allah lazım. Ne kadar mucize ise, yani Allah lazımsa, vermek için de Allah lazım. Alabilmek hayattır, vermek mevttir. Hayat, mevt. Hayat, vermek buranın mefti. Dirildi. Hayat, mevt. Hayat, almak, hayat, vermek mevt. Ne alıyorsun, ne veriyorsun? Zati, sıfatta hayat mevti var mı abi? O da şimdi söyle. Zati, sıfatta hayat mevti de yok. Şimdi Allah diyor ki ruhumdan üfledim diyor değil mi abi? Hı hı. Peki bir secere hikata vursak Allah'ın ruhu neresidir abi? Her taraf. Yok, Hasan abiye sordum her taraf değil mi? Sorum oluyor. Ama ben size sordum abi. Şey yapmayın şimdi o haritadan ilmi üstünden gitmeyin. Neresidir yani? İlk o çıktı, ilk yaratılış o zaman ilk şey neresidir yani? Duymam dedi.
Evet, hadi bakalım biraz da gelelim. Şimdi bir daha bir şey okuyorum. Allah uyanıklık versin inşallah. Allah zihin açıklığı versin. Allah akıllı ve kendisine muhatap olmayı nasip eylesin. Haddini hududunu bilip haddinde kalmayı nasip etsin. Biz tanımıyoruz kendimizi. Bilmiyoruz kendimizi. Yabancıyız kendimize. Senelerden beri hep dışarıda yaşadık. Kendimizde yaşamadık. Başkasıyla boğuştuk. Kendimizle boğuştuk. Kendimizi sevemedik. Hep başkayı sevmek. Ayşe Fatma'yı, doları, parayı, makamı, kariyeri sevdik. Kendimizi sevmeye zamanımız olmadı. Kendimizle tanışmayı yapamadık. Tevhidden korkuyoruz abi. Ben evet. Fark ettim. Allah'ımızla tanışmaktan korkuyoruz. Allah'ı sevmekten de korkuyoruz. Tevhid bizim ademimiz oluyor da ademimiz gibi geliyor. Evet. Ben Allah'ı adem sevmekten korkuyorum. Aynen. Aslında vücut. Ruhumdan nefretim diyor. Ey ruhumdan öfledim ruhunuzu. Ya, ruhumdan öfledim mahluk. Yani tanımıyoruz ki. Allah'ın sırrı biliyoruz. Hani dedik ya, yani beşeriyet, insanlık, Müslümanlar. Yani yüzde 80'i insan olduğunu bilmiyor. Peki aslında yani üstadın beşer olduğunu biliyor. Şimdi buradaki bir ruhu şey yaptığımız üflemekle üstadı dediği ruh malıdır dediği yani çok böyle uç noktalar gibi gözüküyor. Evet, doğru. Öyle ruh öflenilen ruhtur. Öflenilen şey kendisi değil. Bir de şuraya uygun da bu. Didim Osta diyor ki yol görünmüyor diyor. Nereye gidiyoruz diyor. Nerede Havar diyor? Hangi kitabı ya? İncil'de diyor ki yol da hakikatte benim diyor. Nereye gidiyoruz? Yol görünmüyor. Karanlık diyor. Evet. Galiba sözdü. Söz ve yol ve hakikat benim diyor. Mevzu anlaşılıyor yani şimdi. Başka kitap okuyor. Gelmeden İzmir'de okumuştu bunu. Gelmeden İzmir'de okumuştu. İzmir'de. Doğru İzmir'de. Peki. İzmir'in kitabı. Bir daha. Filistin. Burası çok doğru. Doğrudan yanlışı, doğrudan yanlışı, yanlışı doğrudan ayırt etmek. Bunu Allah ile yaparsa akıllı, dünya ve beden hayatı ile ve insanlara nispet ederse, yaparsa buna da zeki denir. Yani Allah'a götürelim, akıllılıktır. Kanuna gidelim, insanlara gidelim. Doğrunun ve yanlışın herkes bilir işte. Bu fabrikada benim hissem olmadığını, var ama bu kadar hissem olmadığını, bu benim hakkım değildir biliriz. Bu bildiğin kadar değil. Bunu eyleme dönüştüğün kadar akıllısın. Hasan abi, hak yiyen zekiliktir. Alem-i şehadet diyoruz ya, alem-i şehadet benim nerem abi? Okuyoruz deminden beri bakıyorum da, kaç kaç hafta, alem-i şehadet nerem abi? Osman nerede? Nerem benim alem-i İnsanda mı? Yani cisim mi, ceset mi? Aslında diyor hocam, bu ne diyor? Alem-i şehadet sanki cem ettiği, hepsini cem eden yer gibi. Peki, alem-i şehadet neydi alem-i şehadet? Bendeki, beni... Mesela yedi kat sema, yani arzdaki şey vesaire. Ceset... Alem-i şehadet neydi? Şahit olduğumuz, tanık olduğumuz, kullandığımız, oturduğumuz şey. Alem, şahit olduğumuz. Tamam. Yani bedenimizin nesi? Bak cismaniyet var, cisim var, ceset var, beden var. Bazıları diyor ki, bu enfuzi dersler böyle bu özel çalışma. Ne özel çalışması ya? Külliyatta cismaniyet geçiyor mu? Cennet cismaniyettir diyor. Haşi cismaniyet. Cismaniyeti bu zannediyor. Haşi cismaniyet. Bu cismaniyet bu zannediyor cismaniyet. Bak cennet cismaniyettir. Bak cismaniyetle. İki, i, cisim, e, ceset, b, beden. Bunlar dört. Sen nur talebesisin. Hadi sokaktaki desin. Bizi tenkit ediyor. Sen okuyan, kitap okuyansın. Ha bunları nasıl okuyorsun? Yani yapmıyorsun, yapmıyorsun da bir de yapanların şefkini niye kuruyorsun? Bunlar derinmiş, bunlar özel meşrepmiş, bunlar hususi şeymiş.
Ustad neyi methediyor o zaman? Enfusi iş yapın diyor, afaki tefekkürden. Afaki tefekkürü icmal et diyor. Ve bunlar ince ince konuşuyorsunuz. Enfusi tefekkürü ince ince düşün diyor. Fecme havasa, yani özelliklerini, sıfatlarını araştır ve bir araya getir. Bir hayri tümüme, hayır tamam olur diyor. Ha? Yani mesela bu sordum. Neresi cismani şey, alem-i şehadet? Alem-i şehadetin cismaniyet midir? İyi, cisim midir? Ceset midir? Beden midir? Nedir alem-i şehadet arkadaşlar? Yani ya ceset ya beden olacak yani. Evet. İkisinden birisi. Yani cem edilmiştir. Dima, dima. Abi şöyle söylesek belki çıkar. Alem-i melekut, alem-i şehadetten, alem-i gayb, dünya ve ahiretten daha yüksek ve âlidir. Şehadetin karşısına melekut alemi geldi. Dünya peki, gelmedi. Bizdeki karşılığı nedir onu soruyor. Kısacası, cismaniyet değil. Cismaniyet üniversite diploması. Cisim midir, ceset midir? Cesetle cisim arasında farkı? Beden mi, ceset mi? Yani üç tane diyelim. Cisim, ceset, beden. Ha, bedenin misali şu, ben bir tanesini söyleyeyim. Mesela diyelim ki 50 küsur yaşındayım ben, tamam mı? Sima'da gözüküyor, 15 yaşında gözükmüyor. Ama çok iyi biliyoruz ki bir senelik hücre bile yok, 6 aylıktır. Var olup yok olmuyor muyuz? Evet. Tamam mı? Dırr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 
ben var olup yok oluyor muyum? Evet. Her var oluşum beden. Bu yok olan bedenlerim var ya, dırırırtların, evet, hepsi tek tektir, birbirine benzediği için bedeni misalidirler bunlar. Misaldirler birbirlerine. Kafa karışıyor. Tamam. Bunların andaki cesettir. Evet. Tamam. Yani o beden, o cesettir. Andaki görünene beden demiştik. Evet, andaki işte bu. Andaki görünene beden. Beden. Tırırırt beden. Bunların ceset. Toplamı ceset. Evet. Toplamı ceset. Ceset mi ciç var Cem? Dur. Bak bir tane her bir tek var ya tek. Tek. Ben varım. Tık 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 tık. Andaki gözüken bedendir. Andaki gözüken ama gözükmeyen cismaniyet var ya böyle maddi yapımız o cesettir. Bedenle ceset birbirine çok yakın, karıştırmayın. Şey demişiz abi, cisim esmaların cilme, cemal, nakış sanatlarının bütünlüğüdür. Cisim, iyi. Cisim zahirde görünmez, zahirde gözüken cesettir. Şimdi bak. Her bir anlardaki yaratılmalar ise bedendir. Bak şimdi. Şimdi ben elektrik ampulü gibi var olup yok oluyorum ya. Şu gözüken, gözükenler var ya gözüken, ceset bu. Cismaniyet itibariyle, atomik itibar. Ama bu cesette var olan şeyler var, haletlerimiz var. Onun üzerine bindirilmiş. 57 yaşındayım. Şöyle benziyor, böyledir. O manevi taraflar var ya, onlar da gözüküyor. İşte onların her bir ferdi ahelleri bedendir. Bu bedenler birbirine benzediği için bedeni misaliler. Toplamı ahirette ben o. Ben kim olacağım? Dırr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 
anda varlıklı kul, varlıklı kul. Onun sayısı belli. Ne? O kadar cennette yerde olacak. 94. Cehennem ehli de öyle olacak. Ne kadar yerde olacak? Nihayetsiz yerde olacak. Hmm. Cennette nerede olacaksın? Nihayetsiz yerde. Hangi bedeni misaliler vardı ya? Bu sefer dedi ki bir tanesi, bak ne sorulara cevap veriyor. Abi cennette şöyle kasır olacak, kulü bu kadar olacak, bu kadar israf değil mi? Bunu söyledim. Hepsi de müstakil sensin. Dedim her yerde olacaksın. Peki abi ya bak inan bana eğer dırırtlar hep ben olacaksam bahsedilen cennet dardır ya dedi. Ha neden bir şey fazlaydı? Nihayetsiz cennete nihayetsiz beden misaller lazım. Peki hangisi benim? Hepsi sensin. Dırt dırt dırtların hepsi müstakildir.
şuuru, aklı, ihtiyarı, iradesi hepsi tek, müstakildir. Bir de şeydeki gibi 16. sözdeki gibi hani nuranilerin akisleri de bir sürü yerde de yani aksedebileceksin, her şey mani olmayacak. 16. Yani, o da her nihayetsiz, nihayetsiz her yerde her şeyle de yani çoğalabileceksin. Çoğalacaksın. Diyelim of. Yani. Ya, olabiliyorsun. Aynısı. Mesela var. Denizin üzerine veriyor vahdiyet. Her bir damla var ya da bir su. Aslında tek... yani şeyden tayyünden la tayyüne doğru gidiyoruz. Evet aynen. Aynen. Yani la tayyünleşmekten evet. Orada tayyünleşmişiz. Bir tane ikinci yerde olamıyoruz. Evet. Mekan zaman o kadar şey yapmış. Oraya da gidiyorsun tam tersine. Aslına hani, doğru. Hani fazlaydı. Devam edeyim. Bugün böyle gitsin. Haftaya ve tam 20 şey. İsterseniz kesin. Yok, bitsin abi. Eğer öyle varsa. Şimdi böyle böyle var gidiyor. Niye alem şahadete cevap alamadık? Niye alamadık? Cevap kimse şey demiyor. Cevap alem şahadete. Peki istedim. Nedir bu alem şahadet? Bu tanım beden dedik, cisim dedik, ceset dedik. Hangisidir? Alem şahadette hangisi oluyor? Yani Esma'nın tarihine geldiysek o zaman. Esma'nın cilve, cemal, sanatının neydi? Cisimdi. Evet. Yok mu? Cisim. Var. Peki cesedimiz yok mu? Var. Var. Beden mi insan? Beden de var. Var. Peki hepsi cismaniyet. Hepsi cismaniyettir. Hepsinin adı cismaniyettir. Evet. Bütünlüğü. Cismaniyet cennete kadar arşa kadar. Arşa diyor. Ha. Şu var ya şu arşın dibine. Şuraya kadar hepsi cismaniyettir. O zaman cennet burada, cehennem de burada o zaman. İşte ne diyor? Cehennemi aletleri yaşar diyor. Yani çaresi intiharsa kendisi nedir dedik, cehennem alet. Peki, olmadım cismen. İman nedir? Ben cismeniyeti sonu yani. İman cennetteki bir şey değil Lazur. Zatının bir nurudur. Bak iman neydi? İrade-i cüzenin sarfından sonra kulun, irade-i külliyenin, mümin kulunun kalbine koyduğu bir nur. Ne? İmanın kaynağı arkadaşlar esma mıdır? Yok. Değildir. Sıfat mıdır? Değildir. Şunat mıdır? Hayır. Zatının bir nurudur. Bilmiyoruz içerisini. O kaynak itibariyle mahluk değil. Burada mahluk. Peki iman alem-i şehadette olup alem-i şehadette olmayandır. İçinde kim var? Tövbe. Yani tövbe. Allah var. Zatının bir nurudur. Yani güneşte foton çıktı. Foton güneş değildir ama değil de değildir. Nedir? Ne aydı ne gayrı. Sendeki Rabbin yani on ya yani bendeki o. Bende bir şey var. O var. İman. Bendeki o. Allah da ben Allah'ın aleminde benim. Ondaki ben bilmiyorum. Miraç aynı zamanda bunu bütünleştirme yöntemidir. Bunu da kaydederseniz iyi olur. Miraç bendeki oyla ondaki benim bütünleştirme şuurudur insanda. Şuurunun yöntemi ve yoludur. Şuurudur ve yöntemidir. Nedir o? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bendeki o var. Acaba onda ben nasılım? Sen merak etmez misin Allahça sen nasılsın? Soruyorum hepimize. Birbirine herkes sorsun gel. Allah benim hakkında ne düşünüyor? Allah'ın şeyinde ben nasılım? Merak etmiyor musunuz? Ben ne düşünüyorum? Ha, Allah da ben nasılım? Ne yaptım ben? Ama bende bir Allah var ki bunu soruyor. Bende o var. Bendeki o. Onda ben nasılım? Bilmiyorum. Bu ikisini tek düzeye getirme yöntemidir Miraç. Tamam. Şimdi peki gelelim şeye. O burada olup buralı olmayan nasıl ki fotonun içerisinde güneş var. Değil mi? Güneş var. Şeyin suyun içinde bir damla suyun içinde hidrojen oksijen yanıcı ve yakıcı var. İmanın içerisinde de Allah var. Hangi Allah var? Seni Rabbi. Seni Rabbi. Peki nasıl anlarız? Küçük miraç bu tabii. Allah'ı ne kadar seviyorsan, o da seni o kadar seviyor. En az. O kadar beni seviyor değil.
O zaman yanardık yani, mahvolmuştuk. Ben sevdiğim kadar o beni seviyorsa ben yandım. O beni nihayetsiz sevdiğini biliyor. Ama en az alemim de öyle. Çünkü hadis-i kutsi de diyor ki, Allah ne kadar seviyor da sizi, siz beni anlarsanız ben de sizi anarım var ya, siz toplulukta anarsınız, ben de anarım şöyle diyor. Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip ediyor, kusurlarını ona gösteriyor, ondan sonra dinine hizmetçi seçer, Allah bir kulunu severse sevdiği işleri nasip eder, bunları toplarsan, seni Allah o kadar seviyor mu? O kadar değil. En az. Çünkü Allah niyetsi sever. Hadi biraz da devam edelim. O zaman nedir alem-i şehadet? Cismaniyetin tezahürüdür. Cismaniyet ta kendisi değildir. Alem-i şehadet yok. Hayır. Ben cevap veriyorum ya. Sorusuna cevap veriyorum. Alem-i şehadet benim dimağımdır. Ben dimağımla her yerde varım. Yani alem-i şehadet buradan kürse kadar olan yer değil. Burası derken burası ne onu da bilmiyorum ama işte. Yani kürsten aşağısı şeyden... Arştan aşağı. Arştan aşağısı alem-i şehadet değil. Çünkü senin arştan aşağısı benim de aynı mı? Yok, arştan aşağı cismani şey demedik, alem-i şehadet demedik, cismaniyet. Ama cismaniyet de alem-i şehadettir dediniz abi. Yok, alem-i şehadet de cismaniyettir dediniz abi. Yani alem-i şehadet benim dimağımdır abi. Ben alem-i şehadet bütünüyle budur abi. Öyle yazmışsınız işte. Alem-i misal, alem-i hep alem-i şehadete giydirdikleri demişsiniz. Tahayyül, tasavvurlu, akıl, tasdik, izah. Demişsiniz zaten. Alem-i şehadet bu işte. Ama bununla ben cismani olarak her yerde varım abi. Şöyle arkadaşlar, tabii ki alem-i şehadete giydirdiği cismaniyet neydi? Arşa kadar, tamam mı? Bu cismaniyettir. Bu bizdeki taayyunu cismaniyettir. Cismaniyetin şuurun kadar sen alem-i şehadet oluşuyor sende. Şahit oldukları. Mesela bu alem-i şehadette değil midir? Bu alem-i şehadet olduğunu ben söylüyorum. Evet. O bilmiyor ki. Bu olsan olur mu? Yani sen o cismaniyet var ya şuradan aşağı. Şahit olduklarını olsun. Şahit. Hepsi alemde cem olmuş. Ama ben kanuniyetten bahsettim. Ama her şahit olduğun şey de alem-i şehadette o. Şahit olduğun şey de cismaniyet oluyor. Ama şahit değilsin. Değilsin ki, yaşamamışsın ki. Alem-i şehadette de değilmiş. Onlara ne deniliyor? Denler. Gelmemiş. Yaşamamış gibi kabul ediliyor. Sanki gelmediler diyor dünyaya. İnsan yok. Sanki yaşamadı. Alimler ne diyor? Kartolcu çağır. Ustadın tabiri kartolcu. İnsan yaşar. İnsanlık kıtlığı vardı. İnsan dolu. Alimler diyor ki insan yaşamamış, şahit olmamış, şahit olduğun kadar cismani. Hasan abi ben şimdi alemin misale şahit olursam ben taakkule geçiyorum ve şahit oluyorum. Taakkülün şahit şeyi değil mi abi? Evet o. Her şeyin şeyidi böyle. Aynen öyle. Diyor. Aynen mesela diyelim ki kendi aleminde ilim, irade ve kudreti ne kadar şahitsen sen ihtizamdasın. Yani, şey şu kafanın dediği de şey değil. Mesela o cismaniyeti ve alem-i şehadeti tayin ettiren, yani bize tanımlayan budur. Bu devlet işi olsa, sen nerede olursan ol, cennette de olsan, cennette değilsin gibi bir şey bilmiyorsun ki. Mesela şöyle, Adem Aleyhisselam cennette değil miydi? Evet. Cennetteydi. Peki cennette olduğunu bizim bildiğimiz cennet, onun da sonra bildiği cennet, daha önce bilinseydi, fanilik olmayacağını, orada bakilik olduğunu bilecekti. Şeytan ne dedi? Bu meyveyi yersen ölümsüz olacaksın ve kabulacaksın. Orada fanilik bildiği için onu yedi. Yedirdi adam. Ha, o zaman ama bizim bildiğimizi veya kendisinin sonra bildiği cennetin fanilik olamayacağını, sonra ilk defa yalan oluyor. Şeytan ilk defa yalan orada söylüyor. Yalan ilk defa sistem aktif oluyor. Ve şeytanın şeytan olduğunu. O da şey yapıyor, gerçi söylüyor. Ha, bilmiyor. Peki cennette olduğu halde cenneti bilememesi fanilik ve bakiliği şahidi değil. Cennette baki halinde olduğu halde bakiliğe şahit değil. Değil. Çünkü fani bilmiyor. Kendi ama fıtratına şahit. Ama mekan da baki. Öyle değil mi cennet? Ha, o zaman ne gerekiyor? Bu dimadaki bütün mertebeler, alem-i şehadete giydirilen libası anlamlandırmak. Sonra
idrak etmek, şuur etmek nispetinde alemi şahadet takup biste ediyor. Ortaya çıkıyor. Şahit oldun. Adam yaşıyor. Yaşadığını hatta dinleyecek ya Rabbi bizi bir daha geri dön der. Mealen söylüyorum. Siz oradan gelmediniz mi? Yaşamadınız mı? Yaşamamış kabul ediliyor. Ha, yaşamadılar diyor deniliyor. Yaşamamış. Niye? Şahit değil. Nereye şahit değil? Arabaya şahit. Markaları biliyor. Kendine şahit değil. Şahit değil. O zaman alemi şahadet kişinin dimağının oluşturduğudur. Aleminde. Diyelim alem şahadettesin. O sen ne olur? Bebek burada. Burada olduğunu biliyor musun? Yok. Şahidi değil. O zaman nedir? Alem diyorsun bak. Alem ayrı, şahadet ayrı. O alemlere şahit olacaksın. O alemlerin temerküz ettiği cem olduğu yer en cami, cismani. En cami, en kesif olandır. Bütün alemler alem şahadette değil mi? Şahit olduğun kadar o alemlere alem-i şahadettesin. Peki neyle şahit olursun? Dimağın mertebeleriyle. Ama sporda mı? Hayır. Dima kat ne diyor? Hissiyat var. Şurada bir yer okuyayım abi. Hissiyatın da şahit olması lazım. Nasıl ki ceset ruha dayanır, ayakta durur, hayatlanır ve lafız manaya bakar, ona göre nurlanır ve suret hakikata istinad eder. Ondan kıymet alır. Aynen öyle de bu maddi ve cismani olan alem-i şehadet dahi bir cesettir. Bir lafızdır, bir surettir. Alem-i gaybın perdesi arkasındaki esma-i ilahiyeye dayanır. Hayatlanır, istinad eder. Can alır, ona bakar, güzelleşir. Bütün güzellikler kendi hakikatlarının ve manalarının manevi güzelliklerinden ileri geliyor. Ve hakikatları ise esma-i ilahiyeden feyz alırlar ve onların bir nevi gölgeleridir. Ya. Netice itibariyle toparlıyorum. Konuyu değiştirdiğimizde şöyle. Dimağımızın 2, vicdanımızın 3, kalbimizin 4, ruhumuzun dimağımız akle, vicdanımız hisse, kalbimiz insaniyet var ya, latife insaniye, ruhumuz da latife ile şahit olduklarının bütünselliğini sendeki uyanışlığıdır. Evet. Alemi şahadet. Yazalım. Hepsini. Evet. Bak bravo, çok güzel oldu. Bak bu çok güzel oldu işte. Tamam. Hasan abi, sureti alemi şahadetin dimağda. Nasıl? Sureti dimağda alemi şahadetin. Kanuniyeti vicdanda. Onu da söyleyemeyi yazar. Mahiyeti ruhta. Aynen. Suretin de 7 meratibi var. Tahayyül, tasavvur, makul böyle gidiyor. Onların da içinde 7 var. İşte şimdi şöyle yazalım. 7-7 gidiyor. Dimağın fikir ve düşüncelerinin vicdanın şöyle yazsaydı değil miydi? Alem-i şehadetin suretin şurada kalbin bu nelerden şahitlik olacağı konusu var. Kalbin latife-i insaniyesinin latife-i insaniye yani insan yani insan beşer değil insaniyesinin ruhun latifelerinin bir şey oluyor sonra. Şahit bunları yaşamak olmasından şöyle diyor abi. Pardon unuttum. Şahit olmasında ortaya çıkan ortaya
şahit olmasından ortaya çıkan farkındalığının bütünlüğüne şahitliğin kadar din kadar alemi şahadetesin ve cümleleri düzeltebiliriz. Şimdi atalarımızı ben söyleyeyim, düzeltelim beraber. Dimanda düşünce ve fikirlerin, fikirlerinin dışarı çıkışı, vicdanında hislerinin, kalbinde insanlığının, latife insaniyenin, insanlık, beşeriyetten değil, insanlığının, ruhunda, ruhunun latifelerinin ortaya çıkmasından mı diyeyim? Şahit olmasından, ortaya çıkıp, şuraya. Ortaya çıkan altta var. Ha, o zaman tamam. O zaman hiç. Şahit olmasından ortaya çıkıp. Ha, bu latifelerinin şahit olmasından, o neye şahit? Aslında. Aslına şahit olmasından mı diyelim? Aslı olur. Heh. Aslına hakikatına ve mahiyetine Osmanım, şurayı sileyim. Aslında ne demek? Bunların hepsinin kapısı değil mi zaten? Hakikatına, mahiyetine. Aslında ne demek? Değiştireceğiz Gafur. Bir acele etme abi. Yok, zaten Osman'a söylüyorum. Ya Osman ama şey yapıyorsun, dur. Geldim sana. Tamam, söyleyeyim. Şey yapacağız. Kızım. Yani değiştireceğiz bunu. Değiştirmeye açık ya. Ha. Şimdi bir şeyi kazıyoruz etrafını. Şöyle deriz. Aslında. Bak şimdi, bir daha. Dimağın fikir ve düşüncelerinin, vicdanın hislerinin, kalbin latife insaniyesinin, yani insanlığımızın, ruhun latifelerinin aslına, yani, hakikatına, yani diyelim o toparlasın orayı, yani, ve mahiyetine şahit olmasından ortaya çıkan farkındalığının, yani bunlar farkındalığının, evet, bütünlüğüne şahitliğin kadar alemin şahadettesin. İçindesin. Bir daha. Yani fark eden şehit oluyor ama. Şehit tabi. Bu şehit insan. Şimdi girme. Dimağın fikir ve düşüncelerinin, vicdanın hislerinin, kalbin insanlığının, latife insaniyesinin, ruhun latifelerinin, ne yapacak bu? Latifelerinin aslına, ne demek? Hakikatına, mahiyetine şahit olmasından, bunlar şahit olmasından ortaya çıkan farkındalığımızın tek tekleri var, bütünselliği, bütünlüğüne şahit olduğun kadar alemi şahadettesin. Bu mesela alemi şahadettir ama alemi şahadeti değildir, bilmez, biz biliriz. Tamam. Bu bütünlük tüm cismaniyet. Bu alem cismaniyet. He? Yani cismaniyet sokma ya şimdi. Sokma. Karışır. Karışır mı? Yani şahit olduklarının senin alemi şahadetini oluşturmuyor mu abi? Alemi şahadet de şahadettesin yani. Şahadet ediyorsun. Şahit oluyorsun. Yani alemi şahadetin senin o. He. Ha, alemi şahadetin. Senin şahadetin yani. Şahadettesin dedik ya. Şey Yasin bakar mı? Senin şahadetinsin. Senin şahadetin bu. Yani bu kişiye özel. Evet, kişiye. Şey, mesela yani, yaşadığını bilmiyor kardeş. Ama alemi şahadette değil mi? Yaşadığını bilmiyor. Dünyada mı var acaba? Bunlar da dünya mı? Yani anlıyor musunuz bakın? Dünyayı alemi şahadet zannediyor. Bakın, %80'in yaşadığını bilmiyor insanlık. Gel Müslümanlara, beşer olarak biliyor, insanlığını bilmiyor. Peygamberlerin vazifesi nedir? Beşeriyeti insanlığa çıkar. Gel Nurç olarak,
%80'i hakikat hakikat olduğunu değil, taklit, tarafgirlik, sürette kalıyor. Bir menfaat almış, sıkıntısı çözülmüş falan gidiyor böyle dinliyor. Ondan sonra ders bitince peyniri keser gibi, iki yarık gibi. Dersten sonra dersin kriteri hiç yok. Sanki o ders olmamış. He ne haber lan arabanla kalkın. 2000 model nasıl? Lan biraz önce ruh dersi okundu ya. Buraya nasıl geçtin arabanın modeline? Orayı geç. Ha, uçak gibi inmesi gerekirken, müştabi bir misal edeyim, helikopterle inmiş, peyniri bir kestin, İskenderun'da var, yarık. Yarık kaya var. Depremde ne olmuş? Yarılmış. Böyle kesilmiş. Yani ders yapılırken haletle, ders bittikten sonra halet arasında hiç alaka yok. Hiç. Ama tamam da hiç mi böyle ders bitti mesela araba bir anda 200'le giden durmuyor ya. Yavaş yavaş duruyor ya. O ders kaptırmıştı kendimizi. Ders Fatiha dendi. Araba gidiyor. Hiç mi onun he ne haber Fatiha bilezi. Mehmet Karısı ne haber lan ne haber. Arabayı için yaptın lan. Şeyi aldın mı? Tamam da buraya nasıl geçtin hemen ya? Biraz önce şimdi şey söyledim bile rahatsız etti sizi. Çünkü bir anda yarık kaya yaptık gibi. Yani zor yani. Yani mesela şöyle diyeyim. Ben bu dersten sonra her pazar itimat edin bana akşama kadar kendime gelemiyorum. Sarhoş gibiyim. Doğru karar veremem. Çoğunlukla bazen yolu bulamam. Bulamıyorum. Mesela birisini görlendi beni al diyorum. Süremem. Arabayı götüremem. Yapamıyorum. Yani sistem başka bir şey dönüşüyor. Veya bir duş alıp hemen yatağa düşüyorum. En masumla beni birisi alıp getiriyor işte. Osman'la yapıyorduk bir ara. Böyle yani şaka geliyor. Yani mümkün değil. Zorlamaya çalışıyorum. Mümkün değil. Toparlayamıyorum, değerlendiremiyorum. Yapamıyorum yani. Kopuyorsun. Bunun tersi de böyle oluyor herhalde diyor. Sizde etki olmuyor mu 2-3 saat? Yani bu şeyin yani şey gibi yapmıyorum böyle. Cennet alsa bir şey. Ama peki nasıl dersten sonra hemen bir tevhid dersi oluyor, dershaneden diyorum. Bir ders olduktan sonra nasıl böyle helikopter gibi iniyorsun, peynir gibi kesip iki alakasız gibi. Hiç dersten alaka olmayan halete, fikirlere, düşüncelere, konuşmalara nasıl geçebiliyorsun? Rüştü abi derdi keklerdi. Aklım almıyor, zorluyorum dedi ya. Hiçbir şey yapılmadı diyor ya. Evet. Onun için bir tane liste yapmıştı. Rüştü'nün beyannamesi demişlerdi. Allah affetsin onu. Dershane sohbeti, dershaneler sohbette nasıl olmalıdır? Başlığı altına böyle bir tane büyük tabela yapmıştı böyle. Şöyle resim gibi böyle. Onu da tenkit etmişlerdi. Hadiste, ayette, konuşurken şöyle konuşun. Ayette böyle risaleden çıkarttı konuşma adabı diye. Sohbet adabı. Bir bakın görürsünüz internet şeyde vardır. Bir kardeşimiz yüklemiştir. Onun madde 1-2 şöyle yapın böyle yapın. Hatta buradaki salonda dünyalığı getirmeyin derdi. O mutfakta şey yapın, görüşün. Odalarda gidin. Burayı telvis etmeyin. Üstad dedim burayı telvis etme, burayı nereye pisleyecek? Sonra öğrenirsin dedim. Telvis etmeyin, ben pislemeyin demedim dedi. Abi lugato pislemeyin bu. Sonra öğrenirsin. Hakikaten. Mesela şöyle düşünün. Şuranın atmosferiyle şimdi sizin evinizin salonuyla yatak odanızın aynı mı? Bir salonunuzu düşünün. Ben senin salonu biliyorum. Ders yapıyoruz. Senin de biliyorum. Şimdi orasıyla yatak oda veya hususi mekan aynı mı? Mümkünatı var mı ya? Mesela Osmanlı camisiyle Cumhuriyet döneminde yapılan camiye misal veririm. Senin büyüdüğün yerle, normal en kral bir manzarası olan bir yer bile, senin mesela köyde bir mahallede baban eline şuna buna büyümüştün. Senin alemindeki değeriyle Beykoz'daki şey mi aynı? Yok. Yani senin için öyle bir şey ki, oradaki bir taşlı bile hayata bedel. Ömür yüklemişsin. Burada bir sürü insan var. Burada bir sürü insan var. Hala duruyor. Şimdi bir de beraber yapalım mı? Sana bir şey sorabilir miyim? Şimdi ben kendimi tanımaya geldim. Dolayısıyla Allah'ı tanımak için kendimi tanımam lazım. Kendimi tanımaya geldim. Dimağımı tanıdığım kadar suretimi tanıyacağım. Doğru mu? Doğru. Vicdanımı tanıdığım kadar kanuniyetimi tanıyacağım. Harika. Kalbimi tanıdığım kadar hakikatimi tanıyacağım. Eğer ruhumu da tanırsam mahiyetimi tanıyacağım. Harika. Yani ben dimağımda bakarken suretime,
E peki o zaman ben bu sureti tanırken dolayısıyla yani işte... Peki, peki şöyle yapayım. Şöyle demek istiyor. Ah Allah, bir şeyler sokacağını biliyordum zaten ama bazen güzel şeyler sokuyor. Bak şimdi diyor ki... Neden ne ettin? Ediyorsun da neden ne ediyorsun? Suretim, suretim, kanuniyetim... Bu, ha şunu ama, şu. Şu. Alem şehadetin direkt suretle hakikati mi diyeceksiniz? Evet. Onu diyeceksin. Evet. Öyle diyeyim. Alem şehadetin yok. Şöyle. Çünkü alem şehadeti de içine alsın. Bir. Ne yaptı? 4 metre. Hı hı. Tamam. Sureti kanuniyeti hakikati mahiyeti sureti divan bu noktada alem-i şehadetin ama alem-i şehadet sureti dimağımızda oluşuyor. Dimağımızda zaten bunun şeyi serbest bölge desek kanuniyet dimağı desek he. O içinde ha. Ayırırsan öyle şey oluyor. Öyle mi? Şöyle bir şey yapalım. 7-7 gidiyor dedi ya. Alem-i şehadet. Anayla gidiyor. Tamam olur olur. Ha, şuradakinin aynısı. Tamam. Şu. Başka bir şey yok. Dima, vicdan aynısı yazacak. Taahhüdün de ayırırsın evet. Yani sureti şeyine. Dima. İçinde. Vehim şey. Vicdan. Ama şeyini koymadık. Ok koymak lazım. Öyle parantez deyince belki. Olmadı. Sanki izah gibi oldu değil mi? Şu celikatte karşılığını yazmıyor. Düzeltiriz onu. İnsandaki de. İnsandaki değil mi? Hayır. Hayır. Vicdan, kalp, ruh. Şimdi bak, ne? Şunu yapıyor. Şeyin çekincesi var. Osman'ın doğru. Dima komple değil tabii. Ama şu, suret öyle basit değil. Suret en kesiftir, en camidir. Unutmayın. En kesif, en camidir. Mesela cismaniyet mi daha Allah'a gösterir, nuraniyet mi? Ruh mu Allah'a daha gösterir, alem-i şehadet mi? Alem-i şehadet. Alem-i şehadet en kesif olduğu için Allah'ı en iyi gösterir. Karanlık en şiddetli olduğundan dolayı olursa nur o kadar gözükür. Şimdi sureti basit gibi gözüküyor. Sureti oluşturmak çok zordur. Çünkü en camidir. Ve vahide dimağa gelmiş. Suretimizi oluşturduktan sonra vicdanımız onun kanuniyetini oluşturuyor. Yani sureti oluşturmak zannediliyor ki bir fotoğraf gibi. Öyle düşünmeyin de suret bizatihi hakikatin esmanın cilve cemal nakli sanatıdır. Değil mi? Onun karşılığı bizde var. Mahiyet mesela diyelim ayna. Aynada gözüken ayrıdır, ayna ayrıdır. Ayna sıfattır, aynada gözüken esmadır. Suret. Onun için suret dima oluşturuyor. Bu bütünselliği. Detayına girersen, sureti bakarsan, suretin de sureti, kanuniyet, hakikati vesaire var. Çok güzel oldu. Güzel bir şey de çıktı. Bunlar böyle düşünülerek çıkan değildir. Bu düşünülerek çıkmıştır. Bu risalede bunu söylüyor. İki tane de ekleyebilirsiniz ama o onun baktı ki sıfatıdır. Ruhun 4 sıfatı var. Bazıları der ki abi şu da var. Ruhu tanımlarken onu baktım ki sıfatını olarak söylüyor. Aslında şey olarak söylemiyor. Onu da hemen belirtelim. Çünkü ruha çok çalışmışız. Ne abi o? Ne diyor?
29. sözde söylüyor. Şunu da hatırıma gelmedi. Fazla şey değil. Onu baktım ki suretidir. Şöyle diyeyim. Söyleyen kardeşlere duyurulur burada. İmam-ı Rabbani Hazretleri der ki, ben de çok uğraştım. Bunu nasıl derler böyle? Bir üstad da o ki sizin. Esma'dan sıfat çıkar der. İmam-ı Rabbani Hazretleri. Oysa mahiyet-i zatiyeden, şunat-ı zatiye, şunat-ı zatiyeden sıfat, sıfattan esma. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, tabi Arapçadan Türkçe'ye çevrildiği için bizdeki Mesnevi Nuriye ve işaret icaz nasıl tercümedir? Çok fazla inceleme demektir. Çünkü tercüme eden kendi ilmini karıştırmış. Asıl değildir. Asıl değildir. Asla bakıldığı zaman esmadan diyor sıfatlar çıktı. Bizim sistemde mahiyet-i zatiyeden şunat-ı zatiye, şunat-ı zatiyeden sıfat, sıfadan esmadan çıktı gibi değil bu. Bu esmanın sıfatından bahsediyor. Esmadan sıfat çıktı demek esmanın sıfatlarından bahsediyor. Esmanın sıfatı nedir? Cil ve cemal nakış sanat. Bu onun sıfatıdır. Hani esmanın sıfatı ile esmanın çıktığı sıfat hiç alakası yok. Ben bunu senelerce beni meşgul etmiş. Nasıl o büyük zat böyle şey yapar? Bir hata tercümana verdim. İkinci hata sonra baktım ki ulan Arapçası metinde de eliyle de baktık böyle hakikaten diyor. Baktım ki esmanın sıfatı yani cil ve cemandaki sanat. Sanat sıfattır. Yani mesela arabanın sıfatı nedir? Rengidir, ebadıdır, kilosudur, işte şudur budur. Bir sürü şeyler var. Görüntüsü var, camı var. Bu sıfatıdır. Şimdi biraz da gideyim ezana kadar. Ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el Fatiha. Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Sevgili kardeşlerim, tekrar Allah mübarek eylesin. Hakikaten havamız da çok iyi. Elhamdülillah. Akıl kaçtı? 16 mı? Diman kaç abi? 100? 106 tane ders. Fesubhanallah. 106 ve dersimizin ikinci versiyon, ikinci bölüm. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin'im de otursun. Otur abi. Abdest aldınız. Çok iyi oldu. Doğrudan yanlışı ayırt etmek, bunu Allah Celle Celali ile yaparsa akıllı, dünya ve beden hayatı ile veya insanları ve kendi ölçülerini ölçü yapıp ayırt edersen buna zeka deniliyor. Zekiler böyle yapar. Bu zeka ile aklı bu kadar kıyas etmenizin şeyi ne abi? Yani niye çok bu kadar böyle bu üzerine duruyorsun? Burada duruyoruz. Bir, Allah Kur'an'da bazı şeylerin için çok tekrar ediyor. İki şeyden dolayı. Bize çok lazım. İki, en çok unutuyoruz. Ehl-i dünya zekayı vurguluyor devamlı. Zeki, 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 dahi, dahi, dahi. Kur'an aklı zeki. Hiç ehl-i dünya aklı öne çıkarttığını pek gördün mü? Yok. Zeki, dahi, zeki, zeki, zeki. Kur'an'da aklı, aklı dediği için, aklı öne çıkarttığı için ondan, bununla karıştıracağız. Çünkü bundan sonra daha dönmeyeceğiz buna. Akıl yürürken belki de bir sene, bir buçuk senemizi alacak. Dönmeyeceğiz buna. Yani akıl diye dışarıda bildiğimizi terk etmek için aslında. Evet. Yani aslında dışarıda piyasada bildiğimiz akıl kelimesi genelde işte zekavet manasında. Zekidir de kullanılıyor. Şimdi okul okurken okul işlerini, dünya işlerini, evlenme işlerini zekavetimizle yapıyoruz. Aklın sıfatıdır. Aklın işlevi var. Dima, vahye bağlar. Oradan iletişim, inişler, oradan bilgi akımları olur. Ama bu dünya hayatındaki işlevimizi, ilişki ve çelişkileri zekavetimizle yapıyoruz. Ama Allah bu işe ne diyor diyorsa akıl devreye giriyor. Onun için aklı her fırsatta zeka ile ayırt etmeyi şurada da, şurada da, şurada da çeşitli böyle hayatın içerisindeki çeşitlilikle gösteriyorum ki akılla zeka arasındaki zenginliğimiz olsun.
Kur'an devamlı akla vurgu yaptığını, ehli dünya, bizi tuzağa düşürenmeye çalışanlar, bizi uzaklaştırmaya çalışanlar, zekaya vurgu yaptıkları için anlatıyor. Bunlar bilerek yapıyor. Ben de bilerek yaptığım için. O da bilerek yapıyor. Kavramlar, aklın cetveli ve pergeli ise, kavramlar var ya mesela, tahayyül, tasavvur, Risale-i Nur bilgileri, Kur'an bilgileri, hepsi cetveldir, pergeldir, termometredir, barometredir. Onunla düşünürüz, yürürüz. Kavramlar aklın cetveli ve pergeli ise o zaman kavramları doğru kurmak ve kullanmak aklı doğru kullanmak olacaktır. O zaman kavramları kim kurduğuna dikkat edin. Kavramlar. Evet. Unutmayın. Çok benim aslında çok takıldığım bir nokta da. mesela bak bir tanesi uygulayayım Osman'ım canım tamam. Kardeşim uygulayayım. Şimdi bir grup insan var mı? Ne olur başka bir şey yorumlamayın. 1000 kişiye hitap ediyorum. Bunları ben İslamiyet'i sındırmak için İslamiyet'ten böyle o hani bazı hükümleri demem. Mesela yeni gelmişse tesettürden bahsetmem. Yeni gelmişse şeyden bahsetmem. Namazdan bahsetmem. Kur'an mesela 9-10 sene namazdan bahsetmemiş. Ama mevcut olan bir İslamiyet tamamlanmış. Artık ben sizin dininizi tamamladım. Dedikten sonra bu insan İslamiyet'i ısınacak diye gizledim olur. Ama var olan bir şeyi sorarsa gizleyemez. Kırpamazsın. İster kabul eder, ister etmez. O kabul etsin diye kabul edecek İslamiyet'i değil, kabul edilmesi gereken İslamiyet'i anlatmam gerekiyor. O fertlerin davranışları asla ölçü olmaz. Nedir o? Ağaç için çekirdek feda edilmez. Çekirdek varsa, esasat varsa o ağaç budanabilir de. Çünkü cevher duruyor. Eğer cevheri bozarsak bütün insanlar namaz kılsa hiçbir değeri yok. Başka? Bunu kim söylüyor? Bu ayet etmeyi şu anda söylediğim ölçü akıl söylüyor. Gençlerin namaz kılması için İslamiyet'ten böyle lakayet, ciddiyetsiz böyle bir İslamiyet göstermiyor. Bu da zekavet söylüyor. Bu zekilikten kaynaklanıyor. Çünkü vahye bağlı değil bu akıl. Biz kemiyeti, sayıyı esas alınca, dedi ya Kur'an'da da hadiste de geçiyor. Şu mezarda yatanlar da bizdendir. Olsa ne olacak ki ya? Namaz kılsa ne olacak ki? Küfre taraftar. Bir şey sorabilir miyim abi? Kavramları bozduğun zaman aklın çalışma sistemi bozuluyor. Bozuluyor. Yani... Mesela şöyle diyeyim. Senin cetvelin de bozuk. Bir şey söyleyeyim mesela. Mesela taakkule akıl demiş adam. Mesela taakkule şeye bastığın zaman akıl diye çıkıyor. Akılla taakkule arasındaki farkı bilemezsen şey yapamıyorsun. Ya işte, o kavram... Bir sürü uğraşırız. Mesela evet. Kader. Evet. Kader bir kavramdır. Kader iki tanedir. Bunu bilemezsen cetvel bir tane, perge bir tane. Şimdi sen bununla sütü ölçemezsin. Evet. Sütü litre ile ölçersin. Tamam? Masayı ölç, litre ile ölçemezsin. Bununla daire çiz olmaz. Kapatabilirsin. Bununla ölçeceksin, mesafe ölçeceksin. Tamam? Şimdi iki tane tercih yöntemimiz var. İki tane tercih. Bir ihtiyar, bir irade değil mi? Evet abi. İkisi var mı? O zaman benim iki tane farklı tercih yöntemi varsa benim iki tane kader anlayışım olması lazım. Tamam? Bu akıldır işte yürüdüğünüz yol değil mi? Evet, bu akıldır. Evet abi. İhtiyar, dünya hayatımı, hani bu elindeki doğru cetvel vermezsen yanlış olur ya, kader derse o bir yapar, Allah'ın kaderini esas alır, merkeze pergeli koyar, olaylar öyle ders yapar, kimse bir şey diyemez. Evet, Allah'ın kaderi bu kadere göre cebriye çıkıyor. Ne yapayım? Cebriye çıkıyor. Allah her şey evvel ahir biliyor. Biz de onun ama öyle bir his veriyor, duygu veriyor. Biz de evet yapıyormuş gibi gözüküyoruz ama onun verdiği histe yapıyoruz. Bu cebriye kokuyor.
Başka birisi kalkıyor, ben ders yapıyorum, pergeli beşer fi ihtiyarına koyuyorum, hürriyetine koyuyorum. İnsan kaderini kendisi çizer. Bu da mutezile çıkıyor. Yani aynı. Risale'de bunlar işleniyor. Mutezile çıkıyor. Mutezile kaderi inkar eder, kaderi kendisi yapar der. İnsanın kendi tercihleridir. Hatta öyle ileriye gider ki kişi fiilini halikidir der. Değil kaderi, fiili bile kendisi yapar der. Cebri der ki, pergeli koyar, ikisinin de doğru hakkı var. Cebri diyor mazide, mutezil istikbalde doğrudur. Çünkü geçmiş kaderdir, gelecek tekliftir. Bak ismini cem edeceğim bu bak şimdi. Tamam. Metre gibi. Doğru mazına vermese doğru çalışmaz. Makinen iyi olsa ne olur? Tamam. Doğru. Araba çok sağlam, navigasyonun yanlış. Hani Kastamonu'ya gidecektik, gittik Diyarbakır'a. Şimdi yürüdüm en son. Cebriye. Şimdi pergeli Allah'a koyarsan her şeyi hakim tamam ama insanların hiçbir methali yok. Var bir tercihimiz var diyoruz Cebriye Efendi. Senin o duygun, kalbin, meylin, fikrin de haberin olmadan Allah arkadan değiştiriyor. Sonra ben değiştirdim diyorsun. Aslında senin fikrini müdahale ediliyor. Kalbinde bir meyil var kıza. Tamam onu çeviriyor. Aslında o seçtiğin kız senin kaderin yapıyor. Bu ne oldu? Pergeli Allah'a koydu ve her şeyi hatta düşüncelerimi, duygularımı onun pompalamasıyla yapıyorum. Ne kokar bu, ne çıkar? Cebriye. Cebriye çıktı. Mutezile koyuyor insanın şeyine hatta fiilinin halikidir diyebilecek kadar. Yani bunu ben yapıyorum. Oysa ben istiyorum Allah kaldırıyor yerini. Sonra Ehl-i Sünnet anlatacağım şimdi. Beşer canibine koyuyor, kaderi de fiilinde kişi kendisi yapar. Olmasa diyor, odaklılık gerçesi var. Şimdi Allah diyor, eğer kendisi benim eşimi, alacağım kızı seçiyorsa, niye Peygamberimiz demiş ki diyor, ya malı için, ya güzelliği için, ya dini için seçilir. Siz dinini seçin. Niye böyle yapın, böyle yapın, böyle yapmayın der. O zaman mantıksız olmaz mı diyor Allah'ın söylediği. Madem benim arkadan fikriyatımı, duygularımı hep o yönlendiriyorsa, ondan sonra bana diyorsun ki, çocuğu tutuyorsun, gidiyorsun, atıyorsun çamura, niye düştün diye hesap soruyorsun. Bunun gibi olmaz mı diyor. Tamam mı? O zaman diyor kişi fiil, kaderini kendisi çizer, hatta fiilini bile kendisi çizer. De. Buradan da ne çıkıyor? Şirk mi çıkıyor? Bu mutezile çıkıyor. Bu çıkmıyor. Ha mutezile çıkıyor. Şimdi diyor ki üstad, her batıl bir mezhebin dahi insan düşünüşü olduğu için mutlaka Kur'an'ın, İslam'ın yani batıla gitmek için de Kur'an'dan delil bulursun. Risale-i Nur'dan, Risale-i Nur'un yöntemin dışında delil de bulursunuz. Ne istersen bulursun zaten. Kalbi fasık, öyle diyor Kur'an'da. Kalbi fasık olanlar diyor, müteşabih ayetlere yapışırlar diyor. Allah kendisi söylüyor zaten. Mazi müstakbele de bir şey yapın abi. Aynı ayet davet ediyor, aynı şeye gidiyor. Yudilli bir hikesine ve ehli bir hikesine. Bunlar çoğunu davet için onun hidayeti götür. Ehl-i Sünnet diyor ki, şimdi bir kainatta bir sistem var yazılı. O sistem içerisinde bizim de sistemin içindeyiz ama sistemin dışında bir yapılanma var bizde diyor. Yani meyve ağacın sonucudur. Ağaçsız düşünemezsin diyor. Bu umumi bir kader. Sonucudur. Ama o meyvede bir çekirdek var ki ağacın başıdır. O cihette ağaçtaki yönteme, kurala tabi değildir. Bir daha. Meyve cihetiyle ağaca bağlıdır ve bağımlıdır. Ağacın sonucudur. Bu umumi bir kaderdir. Ama o meyvede bir çekirdek var ki ağacın bütünselliği olduğundan ve ağacın kökündeki çekirdeğin aynısı olduğundan ağaçtan öncedir. O cihette ağaçtan öncedir. Bu yani insanın beşeriyeti, mahlukiyeti, kainat sisteminin içindeki süreci meyvesidir. Beşer meyvedir. Bu umumi bir kader tarafıdır. Ama insanda bir ben vardır, benden içeri o. Benim ruhum, benim kainatım. Yani dolayısıyla bu sistemin aslıdır ve aslına dönür, önüne geçer.
Bu da benim tercihlerimi oluşturan kaderdir. Onu anlatacağım biraz kısaca. Yani bir ihtiyari kader var, bir iradeli kader var. Uyguluyorum işte. Eli sünneti anlatıyor. İhtiyari kader dünya hayatını tanzim eder. Tamam mı? Yani dünya hayatını tanzim eder. Geçmişe, gelecekte pek şey yapmaz. İradeli ise mazi ile istikbale bakıp halde malzeme verir ihtiyara. Tamam? İradenin ihtiyarla farkı geçmişiyle geleceğe bakarak halde malzeme verir. Dolayısıyla irade Allah'ın kainattaki hesabı, sistemi, niyeti, gayesi, şey bunun bütünselliğine kader deniliyor. Allah'ın niyeti, tövbe, yani niyet, gayesi, maksadı, hedefi, yani ne yapmak istiyor? Onların bütünselliği kaderdir. Bunu bizden irade yapar. İrade nerededir? Niye elimi götürdüm? İrade de zihin, vicdanda ne var? İrade, zihin, his, nadir. Bunun bütünselliği vicdandır. İşte Allah'ın o bütünsel kaderini tanımlayan bizdeki iradedir. İkinci bir tercih yöntemimiz var. Bu neydi? Cebriyi temsil etti. Yani Allah kainatı kurguladı, yaptı, etti, etti. Ha, şimdi bu bütünselliği, bu tercihi benim irademi temsil ediyor. İrademe tekabül ediyor. Bir de insanın ihtiyarı var ki ihtiyar aklidir. İrade vicdanidir. İrade nedir son? Dünya hayatını, bu mudur o mudur, dünya hayatını şekillendiriyor. Ama nereye göre şekillendirecek? Buna göre bunu, buna göre bunu, şuna göre şunu, şöyle şekillendirir. Veya bu tercihini ihtiyar iradesiyle, yani Allah ile yapar veya eşyayı birbirine kıyas eder. Mesela ne derler diye yaşar ihtiyar veya Allah ne der diye olayını Allah'a götürür. Bu yetkiye sahip. İradesi böyle değil, direkt Allah. Demek ki ihtiyarımız bizim tercihlerimizi oluşturan kaderdir. İrade Allah'ın kaderidir. Ehl-i Sünnet der ki bu ikisinin cimiyidir. Kader itikadımız. Yani diyor ustad, mazide cebre doğrudur, söylediği. İstikbalde mutezile doğrudur. Dani hakikat. Kalbin iki ayağı var diyorsunuz ya abi. Bir dima, bir vicdan. Şimdi bu işte. Yani. Cebriye bir mutezile, bir de evet şimdi bu. mutezile kalp ayağı, vicdan ayağını. Cebriye vicdan ayağını, evet. Mutezile dima ayağını. Yapayım. Şurada yukarıya kalp kabul et. Evet. Şimdi bunu niye kalkıp yapıyorum? Haşa bir şeylik anlamında değil. Simge yapıyorum, sembol yapıyorum. Subliminal, illuminati. Illuminati fikirlerin sihirlendirilmesi. Subliminal şekil yaparak aleminde şekille sokmaktır. Şurada yukarı kalktır. Kabul edin. Ben buradan duracağım. Bir ayağım. Bir ayağım da duracak. Başka durabilir mi? Eksik olur yani. Bir ayağım vicdandır. Bir ayağım dimağdır. Vicdan iradeyi temsil ediyor. Dima ihtiyarı temsil ediyor. Çıplak daha. İrade mazide cebriyeyi, akıl bu ihtiyarı geleceği temsil ediyor. İkisinin cemi o zaman kader olur. Ehl-i Sünnet budur. İkisinin cemi diyor. Atmıyor onu. Cebriye'ye de dani hakikat veriyor. Haklısın ama geçmişte. Niçin? Geçmişteki bir sürü sıkıntılarımız var ya, günahlarımız şöyle git böyle. O bizi yakar. Zaten geçmişteki bir sürü sıkıntılarımızı psikolojik bozulmasın, çökmesin diye Allah bir yöntem çıkar yaptı. Geçmiş ümmetlerde yok. Bu kadar günah yapmayı yoktu imkanları o için. Ama bazıları diyor eskideki ümmetler bu kadar günah yapamıyordu, şeyler imkanları yoktu, şimdi çok var, onlar daha biraz daha böyle nasipli değil mi? Ama geçmiş ümmetlerde tövbe sistemi yoktu. Şimdi bak tövbe var. Geçmişinde psikolojim bozulmasın diye tövbe ve istiğfar. Bir tanesi itikada ait tövbe, bir tane istiğfar,
İstiğfar şeye ait. İstiğfar itikada ait. Tövbe ise günaha ait. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam günde 70 defa tövbe mi ederdi, istiğfar mı ederdi? Günah mı işledi? Hayır. 70 defa demek inkılap geçiriyor. Nakıslıktan kemalata, nakıslıktan kemalata, o nakıslık haline istiğfar ediyor. Tövbe günahın vücudunu gösteriyor. İstiğfar ise nakıslığın vücudunu gösteriyor. Eksikliği. Eksiklikten çıkınca oraya bakıyor eksikliğine. Estağfurullah. Tövbe ise günahın vücudunu gösteriyor. Neye benziyor? Dua ile münacata benziyor. Duada Ya Rab onu ver, Ya Rab verme. Münacat ise hiçbir istek yok. Diyor ki ben Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki diye münacat var ya. Orada hiç istek var mı? Yok. Münacatta istek yoktur. İstihbar gibi. Tamam. Kıyas ediyorum. Şimdi demek ki bu akılla zeki. Zekiler daha çok ihtiyarı kullanır. Akıl ise iradeyi kullanır. Menşeidir. İkisinin cemidir. Mesela gene uygularsak Allah bu kainatta bir gayesi vardır, maksadı vardır. Neri Hoca sordu, şey yapardı bana. Ne yaparsam yapalım derdi. Şurada göstereyim sizi, çizmeyi. Cebriye çıkıyor dedi. Bu ustadan iki defa elini öpen bir alimdir. Bu normal bir alim değil. Ben şey yapıyorsam bilin yani. Bu ehli kalptir. Seviyeli, çok seviyeli bir insandır bakın. Allah mekanı cennet etsin. Amin. Şefaatini mazhar eylesin. 21 defa hapse girmiş. Sarıkla dolaşırdı. Sarıkla dolaşırdı şehirde. Hiç kimse de dokunamazdı. Şimdi o dedi ki bana, niçin söylüyorum? Tanımlayayım. Böyle bir alim. Diyor ki, Hasan kardeş şimdi kimse yok dedi. Orada bir tepede var kapısını. Şimdi seninle tahmin etmesem senin bu işte meşgul olduğunu, sana da sormak, kafana da takmam bu soruyu. Ama biliyorum ki bunu mutlaka cevabını ya bulmuşsun ya Rüştabi anlatmıştır. Nereden kazarsak kazalım cebriye çıkıyor. Neyse kaderi girdik ama biraz da çıkacağız. Dedi ki ondan sonra ya dedi benim ihtiyarımı da irademi de Allah vermedi mi dedi. O verdi. Verilen bir şeyle verene karşı mutlak hürriyet olur mu dedi. Verilmiş bir şeyle. Dolayısıyla sana vermişse verdiği kadarını tercih edeceksin. İlerisini gerisini gidemezsin. Tamam. Sonra bunu çizdim ben. Elle. Nereye koyarsanız koyun, verene mahkumsunuz. Buraya gelin. Benden bir ben vardı benden için. Buraya gelirse bir insan, burada Allah'ın taayyü ve teşahhus ettiği bir alemdir. Eneler buradandır. Ene. Tamam mı? Şimdi çok önemli de kaderin şeyden bundan çıkarsın yani. Ne yaparsan yap, cibriye kokuyor. Yani cennette de şurada sana verilenler bunlar. Burada sana verilen yok. Allah'ın veren bir şey yok zaten bak şimdi. Şimdi burada ben, ene var ya, ene. Ne demektir bu? İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. Eneyi alan bir sır insan var. Orada Allah ne yapıyor? Taayyün ve teşahhus ediyor. Ama fazla izah etmeyeceğim, daha soru da sormayın. Allah taayyün ve teşahhus edince, oradaki subuti sıfatlar da taayyün ve teşahhus ediyor. İlim, irade, sem, basar, kelam, kudret, hayat. Burada irade taayyün etti mi? Taayyün ve teşahhus. O irade mahluk irade midir? Bu irade nedir? Taayyün ve teşahhus etmiş irade olduğu için mutlak hürriyet oradan geliyor. Onun iradesini kullanmış. Onun da değil, benim de değil. Anladın taayyün ve teşahhus. Taayyün ve teşahhus etmiş irade olduğu için mutlak hürsün. Verilen değil, vacip de değil. Gözlemci. Gözlemci. Ve daha bir parça bir şey istedim ama latife yapayım dedi ama bir parça ucunu dokundu. O ihtiyar ve irade, yedi tane subuti şey var ya, ilim, irade, sen, basar, kudret, hayat ve zati sıfatlarla taayyün ve teşahhus etmiş. Başka? Burada şuunat da taayyün ve teşahhus etmiş. Zat hariç. Sen
bunlarla, bu anlattıklarımla ene, ama bu ene de verilmiş, eneyi de birisi almış, ene emanet verilmiş. Kim o? Sırrı insani. O insan ise hiç bunların yapılanmasının da dışında, ama burada işte o Allah'ın icraatını, ey kulum tövbe anlamak için gel, olmayan sen gel, buraya yanıma dur. Şimdi seni yaratacağım, kainatı yaratacağım, her şeyi yaratacağım, sen olmayan sen dur. Senin yaratılmana şahit ol. Senin zuhuratlarına şahit ol. Ben de böyle bakıyorum, nereme? Benim yaratılmama şahitim, tercihlerime şahitim, irademe şahitim. Bu kim? Sırrı insani olan, ben olan ben. İnsan benim sırrımdır, ben de insanım. İşte bu sırrı insanda Allah taayyum ve teşahhus etmiş. O taayyum ve teşahhus demek, ilim, irade, sem, basar, kudret, hayat, kelam, beka, vahdaniyet, kıdem, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı nefs, tekvin, şuunat-ı zatiye, hepsi orada taayyum ve teşahhus etmiş. Bunun bütünselliği ele. Bunu alan sırrı insani. Sırrı insaninin taayyum ve teşahhus etmiş olan o irade mahluk değil, vacip de değil. Taayyum ve teşahhus. Mutlak hürriyet burada geliyor. Tamam, bu kadar. Eğer akıl bu simge ve sembolları, yani tabirleri iyi kullanırsa, yani arabanın çok iyi olması yetmiyor, mazotun da iyi olacak. Akıl cihazın çok iyi ama elindeki malzeme uyduruk, bozuk, eksik, nakız. Yani o kadar çalışır. Peki bu ısınma dersleri nedir? Aklı malzeme vereceğiz ki bunun üzerindeki derslerimiz çok ciddi bir ders. Akıl yani. Yani alim İslam'ı, bütün beşeriyeti meşgul etmiş. Bunu şey yapacağız. Devam edeyim. Aklı maat, aklı maaş. Dünyalık yani. Aklı maaş, dünya, maaş, aş, peşin. Aklı maat, sonra verilecek nimetleri, ahiret. Yani akıl da böyle. Ve aklı maaş mıdır? Aklı maat mıdır? Bir alim şöyle der, nur harflerinin, nur, ne var? Nun, vav, re. Osmanlıca yazarsanız nur, nur, nun, vav, re. Anladın mı? Yazayım mı? Tamam abi, anlatma. Anlatma. Harflerinin, nun ne demek? Bak, bir alim şöyle der, nur. Nun harfi, hakikat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Vav harfi, harfi, mürşit olan insana, insan, kendi, en büyük mürşit kimdir? Hariçi demiyoruz peygamberle asıl. Ben banayım. Tanımak isteyen benim. Tanınacak kişi benim. Ben beni keşfetmeye çalışıyorum. En büyük mürşit kime? Bana, benim. Ben kendimi tanımak istiyorum, kendimle. Kendimle, onun için mürşit hariçte peygamber, asıl imamlar vesaire, bize emekleri olanlar mürşitimizdir. Yani irşat eden, yani anlatan, yani ağır bir şey değil. Hı hı, ama en büyük mürşit, ben aklımı tanımak istiyorum, neyle? Aklınla. Kendi kendine. Kendimi, ben kendimi öğrenmek istiyorum kendimi, o dolayısıyla nun harfi harici gösterir. Nedir? Hakikat-ı Muhammediye. Vav harfi ise anne karnındaki çocuğu, mürşit olan insan kendisini gösterir. Re ise sen aklını mürşidine bağlayıp seni hakikatine bağlar, götürürse sen burada reşit olursun. Peki yazayım. Kendine gel. Evet, kendine gel. Evet, kısacası. O ama avami oldu biraz. Olsun, biz de öyle işte. Bak, nur, tamam? Nun harfi
Hakikati Muhammediye. Vav. Murşidine. Ne demek? Hariç. Hariçteki bu hakikat, insanla alakası yok. Bu hakikatın senin, Esma-i İlahi. Bu peygamberdir ve üstadındır, şeyhindir, abindir. Murşidine ve en iyi murşid sensin kendine. Tamam mı? Bu ise nur. Allah'ın nuru semavati vel ard. Yani nur. Bu da nedir? Onu yazayım. Şöyle yapayım. Yanlış olmasın. Reşidin. Şöyle yok. Re yani tam olsun diye. Konulmaz ama başka şansım yok. Re harfi. Aklın murşidine bağlayıp aklını murşidine bağlayıp seni hakikatına bağlar. Bağlar. Bağlar ve götürürse bağlar veya götürürse sen burada reşit olursun. Olursun. Sini bulu ve sini rüşt. Çocuk yapma yaşı hayvanlarda da vardır. Sini buludur. Sini rüşt, reşit. Onun için usta sakalı çocuklar der. Adamdır, yaşlıdır 60 yaşında ama çocuk. Nur ismini burada kullanmasındaki şey neydi abi? Önce okumadan... Allah nuru semavat ver. Mahlukatı Allah nurundan yarattım. Evvel ahir her şeyi, her şeyi nurundan yarattım. Zuhurat. Bu ayetten peki bu zuhurat bu. Bu tersi de terakki yöntemi bu. Yani hakikatını koy yerine, oraya koy. Hakikatını oraya götürecek yöntem bul. Yöntem bul. Resulullah, Kur'an, edine şerif var ya kitap sünneti. Evet. Ondan sonra biz ben sana bu gözlüğe bakarım. Bak bu şansım yok. Gözlüğe bakarım. Şimdi gözlüğe bakmıyorum. Gözlükle bak. Gözlükle bakıyorum. Ha ben Risale-i Nur'u okurken ne diyor diye bakmıyorum yine. Kur'an ne diyor diye. Yani şöyle yaparsan Risale-i Nur tenkit diye levhati ne diyor diye gözlüğü görürsün. Bunu görürsün. Ben Kur'an ne diyor diye bakıyorum şualara, sözlere. Allah'ı 90 cilt kitabı ezberinde olan bir zatın gözlüğüyle Allah nasıl? En azından mücedid değil de Bediüzzaman Hazretleri 90 cilt kitabı ezberlemiş ya şeriatın temeli. 90 cilt kitap okuyan benden alimdir. Benden daha iyi biliyor. İnsafla konuşuyorum. Onun gözlüğüyle Allah nasıl? Onun gözlüğüyle Kur'an nasıl? Onun gözlüğüyle Nur suresi ne demek? Bakıyor. Tamam. Şimdi nur, Allah'ın nuru semavat vel ard. Yani nur nedir? Buzdur. Yani buzu, tövbe, buzu meydana getiren sudur. Allah'ın nuru semavat vel ard ne demek? Allah semav arzın nurudur demek, suyun aslı sudur demek. Şey, buzun aslı sudur. Buzun aslı nedir? Sudur. Allah'ın nuru da bu mevcudata buzdaki su gibidir. Ha? Onun için nur ismini almış, bu benim şeyim değil, alimin. Demiş ki nur hakikatındır. Nun ve kalemi ve ma yesturun. Okka, yani içine mürekkep konuluyor. Ondan sonra
Şimdi nun'un girmeyeceğiz tabi noktası gayrı. Hakikatıdır nun. Vav ise nun'u yazarken vav murşidindir, bağlayan seni şeyidir. Bu Resulullah edile-i şeriğin dışında tarikatçılar şeyh olabilir, ne bileyim şey, nur talebelerinin murşidi bu eserlerdir. Re ise re harfi aklına tamam mı? Murşidine bağlayan, götüren böyle bir ihtiyaç mesela, ihtiyaç, merak, hayal de aynı zamanda senin murşidin olabiliyor. Aslına göre. Ezan okunmadı değil mi? Okundu mu? Ciddi mi diyorsun? Evet, öğlen ezan okundu abi. Öyle mi? İkindi değil. O zaman ben bu sefer böyle indim, tamam oluyoruz. Tamam şuradayım bak Osman. Tamam abi. Bu kadar bak, kabile bak abi. Tam fazla durmayayım. Geçtim, ne anladıksa. Adem Aleyhisselam'a üç şeyden birini seçmesi söylenmiş. Ha buradaymış bak. Akıl, imanı ve hayayı. Adem Aleyhisselam demek ki imanı unutmuşuz yani. Akıl ve hayayı hatırladık da değil mi Gafur? İlim dedik sanki. Önce iman da dedin, sonra ilim dedin. Evet, karıştırdım böyle. Akıl, iman ve hayayı. Adem Aleyhisselam aklı seçti. Allah Allah. Akıl neredeyse iman da oradadır. İmanın da, hani var ya hadiste, aklı olmayanın imanı da yoktur. İman, akla hitap edilen. Çünkü mesela akla vahiy getirince, gelince sorumluluk yüklenmiş. Vahiy gelmeyince sorumluluk yüklenmez. Dolayısıyla ondan da istenmez. Fetret onun için mesul değil, çocuk mesul değil, deli mesul değil ama fıtri imanlar olduğu için cennete gidecekler. İmanında olduğu yerde de bak akıl neredeyse iman oradadır. Zeki demiyor. Akıl neredeyse hani var ya Selefi Salih'in akılla ahlakı özdeş zikri diyor. İmanı da özdeştirebilirsiniz. Evet evet. Zaten onun için vurguluyor. Tamam abi. Aklınız yok mu diyor. Bunu niye anlamıyorsunuz diyor. Adem Aleyhisselam akıl neredeyse iman da oradadır. İman olduğu yerde hayada oradadır demiş. Bu menkibe imanın zemini olan akıl olduğunu, uçak pisti olduğunu gösterir. Nerede sorulmuş abi bu soru? Bunu söyleyeyim mi? Bu ne biliyor musunuz? Nerede? Ben tam onun cevabını veriyorum kendim kafamda. Hasan abi bu aslında Adem Aleyhisselam'ın yasak meyveyi yemesi aslında bu abi. Tersinden gidecek olursak. Yemeseydi cennetteydi. Cennette iman veya hayasızlık gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Demek ki oraya ulaşmanın, orayı elde etmenin, orayı lezzetini fark edebilmenin gereği akla sahip olup oradan geri gelmek tekrar abi. Yani cennetten ihracı aslında aklın verilerek mevcudiyetin kıymetini bilmesi için. Yani sonucu akla geçişi biliyor da yaptı. Kalpten akla geçişi. Diyebilir miyiz? Efendim? Evet evet. İhraç kalpten akla geçişi. Öyle mi oluyor? Nasıl? İhraç. Kalpten akla geçiş midir ihraç? İhraç öyledir. Atıldı çöle diyor. Buraya diyor. Evet. Çöl diyor. Buraya atıldı diyor. Peki niye bunu şartlar? En kesime geçip yani Cenab-ı Allah'a orada şey yapmak için mi? En kesime. Kardeşim. Ve'alleme Adem'e esme-i külliha. Adem Aleyhisselam'ın şeyi diyor. Tavziftir diyor. Bütün isimler talim olunan insan bu hatayı yapar. Emanet. Tam ne demek için yapar? Biliyoruz orada ya. Tabii. Çünkü en kesife gidip en cami aynı olmak istedi. Emaneti amel ediyor. Çünkü sonra kusuru üzerine aldı, şeytanı almadı. Of. Zahide. Ondan sonraki peygamberlerin şeylerine bak işte. Yani başlarına gelen Mısır. Peki. Devam edelim o zaman. Balın karnına girmesi. Kuvve-i Gadabiye'nin itidali şecaat. Tamam mı? İşaret üzere. Kuvve-i Şehve'nin itidali iffet. Kuvve-i Akliye'nin itidali hikmet. Bu üçünün ceminin itidali ise adalettir. Ya. Anladık mı? Yani bir insan adalet demek hak sahibine sırf hakkını vermek değildir. Denge, muvazene, muhakeme hak sahibine hakkını vermek ki bunların cemi Cenab-ı Hak. Yön demektir. Hak yönü demek. İşte kuvve-i şehevyenin ifrat tefritinin vasatı iffet. Kuvve-i gadabiyenin ifrat tefriti şeciat.
Kuvve-i Akde'nin ifrat tefrittin vasatı hikmet. O zaman şeciat, iffet ve hikmetin cemi adalettir. Onu işaret etse sanatıyor. Hasan abi hatırlar mısınız bir kum saati çizmiştik abi. Kuvve-i Şeyviye, Kuvve-i Gadabiye bunların üçünü de saatin kenarlarına yazmıştık. Saatin ucu yani o üçgenin alt tarafı tahakküle işaret ediyordu abi. Yani bu direkt tahakküle gösteriyor. Adaleti de tanzim edecek külli bir akla ihtiyaç var diye ona getirmek için söyledim. İlime şey ilim dedin ya. O hani Hristiyanlar da öyle diyor. Elma da o yani bir markada elma var ya. O ilmi temsil ediyor. Öylemiş. Yani. Nerede yazıyor? İşte ilim diyor. Yani şey, araştırırsan görürsünüz. Peki devam ediyorum. Aklı az, ilmi. Ahlakı ağır olana da ahmak denilirmiş. Fesubanallah. Ahlakı az olana. Bu çok önemli ha. Evet. Aklı az, ahlakı ağır. Ahlakı az, şey aklı az, ahlakı da ağır. Bir atlamışsınız orada, Hüseyin mi atladınız onu? Neyi? Akılla doğruya, zekayla da. Atladım ha, yok kaçırdım, özür dilerim. Hüseyin mi atladın? Ha, akılla doğruya, zeka ile de iyiye ulaşırsınız. Mesela elma var tamam mı abiler? Elmaların böyle çürü falan en iyisine ulaşırsın. Ama elmayı birisine ikram etmek akıllı olur. Allah Allah. Bir dakika. Aklı az. Çok önemli. Bu çok uğraştım aklı. Ya. Hazreti İsa Aleyhisselam. Çok kaçtı bundan ya. Zavallı ya. Ya kanıma kadar, kemiğimin zerratı kadar hak veriyorum ya ey peygamber, ya İsa Aleyhisselam. Ben diyor ölüleri dirilttim Allah'ın izniyle. Cüzdanları düzelttim Allah'ın izniyle. Körleri gözünü açtım Allah'ın izniyle. Ama ahma hiçbir şey yapamadım. Sonra bütün zerratımla katılıyorum ya ey peygamber. Ey ya, ay, ahmak bütün zerratımla. Anlatıyorsun nefsime, başkasına değil. Anlamıyor. Anlıyor, anlamıyor. Geçen gün birisi bir şey çok ilginç. Allah benim. Şey dedi abi, dedi ki zalim bile ahmaktan daha iyidir dedi. Doğru dedi ya biraz. Doğru söyledi. Çünkü senin bak, diyor ki ahmak dostun olacağına zalim düşmanın olsun yani. Evet. Gene ahmak değil, bir laf dinler. Ahmak acayip bir şey. Neymiş? Ahman, aklı az, ahlakı da az. Akılla ahlak özdeşti ya. Ahmak oyun ve eğlence ister. Akıllı olan ölümü ve ahireti unutmaz. Nefsin kölesi ve esiri olmaz. Allah'ın Celle Celaluhu rahmetinden ümidini kesmez ve gadabından da korkar emin olmaz. Hadislerde akıllı kimse ölüm sonrası için çalışan kimsedir buyurulmuş. Bil mana buyurmuşlar, ahmak da nefsinin peşinden gidip de Allah'a ümit bağlayan kimsedir. Yani nefsinin arzularını yapıyor, Allah'tan da ümitli. Bu ahmaktır. Yap, bir şey olmaz deyip kendine göre yorumlayan ahmaktır. Tamam, kendine göre ahmaktır. Yani zekiler ahmaktır gibi oldu biraz. Yani evet. Kendi şeyine yorumlar. Evet. Şimdi burada keselim mi? Keselim. Yani bir tane zekiler. Zekiler ahmaktır değil de ahmaklar zeki. Şu cümleyi bitireyim. Bu ne, devamı galiba. Muhatte değil bu. Tamam. Bu devamı bunun. Dünyaya düşkün olanlar akılları kıt, ahmak olanlardır. Ha devamıydı bak. İyi ki kesmedik. Dünyaya düşkün olanlar akılları kıt olduğu için ahmaklar. Ahmak noktalı virgül yeme içme ve şehveti peşinde olup gece olsun uyuyalım, gündüz olsun oynayalım derler. Ahmaklar gündüz tembel, gece de günahların peşindedirler. Siyak ve sibakını bilmeden atlarlar. Ahmaklar arasında horlanır. Ahmaklar arasında olan horlanır,
akıllar, alimler arasında olanlar da hürmet görür. Burada kesiyorum ama haftaya bu ısırmayı bundan sonrasını yapacağız. Sayfamız değil mi? Ha? Bitmez değil mi burası? Bitebilir ya. En ciddi ihtiyaç hakikati bilmektir. En ciddi ihtiyaç hakikati bilmektir. Bilmemek, yani bilmektir. Yani ihtiyaçtır hakikat. Hakikati bilmek var ya, hakikatları bilmek. Onları arzu etmek. Ciddi ihtiyaç o. Doğruyu bildiğin kadar güçlüsün. Bazen basit bir korku insanı aciz, basit ve küçük yapar. Bak, anladık mı bak? Çok acayip bu. Doğruyu bildiğin kadar güçlüsün. Bazen basit bir korku insanı aciz ve basit ve küçük yapar. Bilginin içsel güç olduğunu, vehimlerin sana gücü, vehimlerin sana güce dönüştürür. Bilgi güçtür. Onun için bilgiler, malumatlar akıl değirmenine atılırsa kuva yakliği olur. Yani jeneratör gibi olur. Güç imal edilir. Bilgi, malumat doğru veya yanlış. Yani yanlış da güçlü olursun. Bilgi, malumat şeyler aklın içine atarsak akıl değirmen gibi düşün. Mısır atarsan mısır un olur. Buğday atarsan buğday un olur. Güç olur. Bilginin içsel güç olduğunu vehimlerin sana güce dönüştürür. Bazen de doğru bilgiyi bilmek de yetmiyor. Mantık sahibi de olması lazım. Her düşünce hakikatin bazen yolu, bazen de ne olmadığını gösterir. Bir daha. Her düşünce, çok önemli bu, her düşünce, hakikatin bazen yolu, bazen de yani ne olduğudur, bazen de ne olmadığıdır. Mantık ne demek abi? Mantık, doğrular arasındaki en kestirme bağdır. Yani aklın işlevidir. Aklın aletidir. Aletidir. Evet. Bilirsin ki değerli madeni bulmak için çok kazmak, çok kazarak az bulmak. Bilirsin ki değerli madeni bulmak için çok kazıyorsun ama altını az bulursun. Akıl da bilgi ile hakikat arasındaki bağ kurar. Akıl da bilgi ile, hani tasavvurla, akıl berzah değil miydi? Yani sayfa açtım. Tasavvurla hakikat esma arasında bağ kurar. Akıl da bilgi ile hakikat arasında bağ kurar. Gerçeği bulamazsan da gerçeğin olduğunu inanmak akıl. Yani iman. Akıl bunu yapıyor. Yani tasavvur, mecbur açacağım bunu. Gerçeği bulamazsan da gerçeğin olduğuna inanmak. Gerçeğin varlığına inan. Ama iman işte bu. Değil mi? Yanlış mı anladın? Bulursan iman. Bulamadığın bir şey, bulursan iman. Onun adı iman. Nurdur iman. İman tarafgirlik değilsin. İslamiyet hakka tarafgirlik. İslamiyet kendisidir. Bak şimdi. Şu berzaya, bu düşünceler, bu düşünceleri, bilgileri, bak, bilgileri, malumatları, düşünceleri, vehimleri, marifetleri, kainata taalluk eden ilmi suretler, zaman anlayışlarımız, zanlar, şüpheler, belkiler, ihtimaller, şekler, hepsi burada, bunu ereğine, yani hakikatına, esmaya, bunları bununla yöneteceksin. Bununla anlamlandıracaksın. Bununla doğru mu yanlış mı değerlendireceksin. Bunu kim yapacak? Aradaki boşluk bu yapıyor. Akıl yapıyor. Akıl ne kadar vahye bağlıysa düşüncelerini, tahayyül ve tasavvurunu hakikatine, bunlar şöyle düşün, hakikatine bağlıyor. Tanımlıyor. Bu sefer bilgiler, malumatlar, zanlar ilme dönüşüyor. Aha, buraya geliyor.
bilgi, malumat, zan, şüphe, belki, ihtimal, şek, malumatlar, düşünceler, marifetler, ne marifetin var, tıp, doktorsun, iyi ameliyat ediyorsun, vehimler, vehimler hepsi kötü değil, marifetler, kainattaki ilmi suretler, zaman anlayışlarımızı ilme dönüştüren bir yöntemdir akıl. Abi bir şey sorabilir miyim? Şimdi şeyi örnek verirsiniz siz bazen ya, önümüzdeki o yaşlı anneannelerimiz, babaannelerimiz. Bilge insanları. Şimdi bunlar da abi, özür dilerim. Akla atacakları, akılı değirmenin taşı olarak şey yaparsak, akla atıp atacakları bilgi yoktu. Dolayısıyla elde edecekleri un da yoktu. Hani bizim, hani biz bilgi atıyoruz, akıl da çevirip ilme ulaşıyoruz ya Hasan abi. Ama onlardaki ihlas mı vardı onları öne çıkartan? Yani buradaki gerçeği bulamadan... Evet, onlar şu. Cami minaresi, tesettür, takke, İslam'ın sembol ve simgeleri olan ki bunun adı şairdir. Şairler, ustak der ki tevarüsen, onlar, bunlar geçmişin ruhu, hani hortlak derler ya, geçmişin davası, imanı, İslam'ı, eylemi, fiili, yani İslamiyet deyince, iman deyince, din deyince ne akla geliyorsa bunu birisi benim kafamda görürse hemen ona geçiyor. Demek ki şairler, minareler, mezar taşları, tesettür, İslami sembol ve simgelerin adı şairdir. Bunlar ne taşır? Nasıl ki Osmanlı döneminde yapılan cami ile Türkiye'den sonra da yapılan cami. Osmanlı camisinde ruhani şeylerin olmasının sebebi ruhunu maddeye sindirebilmiş, sirayet ettirebilmiş, silmiş. Şairler de İslam'ın ruhunu, bilgisini, ilmini, malumatlarını yüklenmiş, geçmişi geleceğe taşıyor. Dolayısıyla o köydeki babaannelerimiz, dinlerimiz tevarüsen der risalede, tevarüsen, yani geçmişi geleceğe bağlayan şairdir. Bunu anlayan komite, İslami geçmişini, bağını koparmak, çıplak bir ilmi, ilmi geçmişiyle koparırsa bilgi olur. Bak, bilgi geçmişiyle bağlı olursa, eyleme bağlı olursa bilgi ilimdir. Yani bilgi eyleme dönüşürse ilimdir. Dönüşmeyen her şey eşeğin üstündeki yük gibidir, malumattır. Dolayısıyla Müslümanlardaki İslami ruhu inşa eden ilim ve bilgi bir de fiildir. Dolayısıyla şairi, camileri, mescitleri, dini anlatan, gösteren her şeyi ortadan kaldırmadıkça bir dini yok edemezsiniz. İslam'ı anlatan sembol, simgeler, köydeki babaanne, ninnelerimizin bilgeliklerinin kalbine, ruhuna bozulmadıkları için atıyorsun, o simgenin üstünde bindirilmiş bütün ruhlar, bütün marifetler ortaya çıkıyor. Biz göremiyoruz. Nasıl ki bu binada daha önce kim kiracı oturuyordu? Daha önce kim oturuyordu? Burada hepsi duruyor. Onun için bir eve gittiğiniz zaman kavga gürültü çok olursa ilk tavsiye şunlar şunları yapın. Manevi bir badana yapın. Şöyle şöyle yapın. O uzun anlatamam. Sonra yaptıklarında gene sıkınlarsa tebdil mekanda, tebdil mekanda hayat vardır. Burayı değiştirin çünkü siz demek ki burada olan bir boyutun aşamıyorsunuz. Aşamayınca o tesir ediyor. Dolayısıyla o bilge insanların kalp ve ruhlarına tane şairler atılıyor. Birer hocayı danadır diye. İşte. Risale'de hocayı danadır diyor. Hocayı dana, büyük hoca. Şairlere dana diyor. Anlayışımız, zanlarımız, anlam ise ısrar ettiklerimiz. Bak, anlayışımız, zanlarımız, anlam ise ısrar ettiklerimiz, gerçek dediğimiz şey hakikat olandır veya ona yakın olandır. Bizim ile elma arasına gerçek, elma ile esma arasındaki hakikat, duygularımızın bütünselliğine de anlayışımız olur. Çok acayip bir şey ama bakayım becerebilecek miyiz?
gerçek bilimin, hakikat sanatkarın konusudur. Doğru nedir o zaman? Neymiş? Duygularımızın bütünlüğündeki anlayışımızla gerçeği bulup onu da hakikatına bağlayabilmekte doğru denir. Doğru düşünme biçimine mantık denir. Hakikati zihnimizde oluşur. Her hakikat doğrudur ama her doğru hakikat değildir. Hakikat nefs-i emirle ortaya çıkar. Bazı doğrular insanın dimağında vardır. Yanlış doğrunun karşıtıdır. Yanlış doğrunun karşıtıdır. Bak, yanlış doğrunun karşıtıdır. Dimağdan gelen verileri vicdanla bütünleyen zihin hakikatin aynasındadır bunlar. Aynı zamanda zihin aynadır, penceredir. İşte biz bu hususi dünyamızı yaşıyoruz. Dışarıda hiçbir zaman olamıyoruz. Zihnimiz serbest bölgeye malzeme verir ve kalitesini yükseltir. İçinden çıkamadığın sana zindan olur. Zihnimizde hapishanemizin penceresidir. Zihnimizde hapishanemizin penceresidir veya kuyumuzun merdivenidir. Zanlardan uzak olduğunu zannetmek en büyük zandır. Bir daha, zanlardan uzak olduğunu zannetmek en büyük zandır. Çünkü zansız ancak Allah bilir ve vardır. Zansız Allah bilir. Bizler mağarada eşyaların gölgelerini seyredenleriz. Eşyalar, bizler, dünya ile hakikat arasındaki fark, bizler mağaradan eşyaların gölgelerini seyredenleriz. Yani mağarada oturuyoruz, tamam mı arkadaşlar? Şurada ağaç var, elma var, armut var, ayva var. Güneş buradan vuruyor. Gölgesi mağaranın önüne düşmüş. Elmayı seyrediyoruz, armutu seyrediyoruz. Biraz küçük küçük böyle falan. Bizler mağaradan eşyaların gölgelerini seyrederiz. Yani dünya böyledir. Mağara oluyor değil mi abi? Evet, dima mağara oluyor. Güneşi görmemişiz. Onun eşyadaki gölgeleriyle zannedenleriz. Sorgulayıp öğrenmeye la ilahe illallah ki kendini bile sorgular insanoğlu. Hakikat benim bittiğine denir. Benim bittiğine denir. Evet, bittiğine denir. Olur. Bu kadar. Hasan abi. Bahadır yazacaksın. Bir dakika. He? Bir saniye. Bir dakika. Şurada bir yer yazmıştınız abi. Oraya sizi bir götürebilir miyim? Gerçeği, bir dakika. Elma ile Esma arasındaki. Peki bir daha. Bizim ile elma arasında. Her düşünce hakikatin bazen yolu, bazen de ne olmadığını gösterir. Her düşünce. Mesela bazen Risale nedir diye ders yapıyorum ama en kestirme şudur. Ne değildir? Risale-i Nur nedir diye ben soru oluyorum. Bir dersim var böyle. Ben şöyle yapıyorum onu. Risale-i Nur bize ne kazandırdı? Bilirsin ki değerli madeni bulmak için çok kazarız, az buluruz. Akıl da bilgiyle hakikat arasındaki bağ kurar. Bilgi çoktur. Toprak tabakası gibi. Akıl onu kazar, altını az bulur. Peki altın, akıl nedir? Bilgi topraktaki muhtelif madenlerdir. Taakkul sistemi ise bu topraktan gelen toprak o malzemeleri, madenlerin bütünlüğünü fırına atarlar. Fırına 1500 santigrat derecede ısı verirsen demir, 1700-1800 olursa bakır. Böyle ısıya göre, yaptığın muameleye göre o topraktaki madenler ayrışır. Tamam. İşte toprak ve içindeki çeşitli madenlere düşünceler, bilgiler, malumatlar denilir. O fırın ise, yüksek fırın ise taakul sistemidir. Orayı yönetme yöntemleri var ya işte, su veriyorsun, boyağını geçiriyorsun, daldan buharlaştırıyorsun. İçindeki
o yöntemler akıldır, çıkan o altın şey de ilimdir. Gerçeği bulamasan da gerçeğin olduğuna inanmak aklıdır, akıllıdır. Anlayışımız, zanlarımız, anlam ise bu, ısrar ettiklerimiz, ısrar ediyoruz. Anlayışımızı, zanlarımız, anlam ise ısrar ettiklerimiz. Evet. Şimdi Hasan abi, şimdi bir yeri okuyacaksınız ya. Evet. Şimdi, siz orayı okurken ben de az önceki bir yere bir dikkat çekeceğim abi. Bir okuyun abi orayı. Gerçek dediğimiz şey, hakikat olandır veya ona yakın olandır. Mesela felsefeciler, hakikattır diyemezler. Çünkü her düşünüş bir bakıştır derler. Hakikattır demek, onun sahibi seni onaylaması lazım ki bu, evet budur. Mesela şunu bir tanesini göstersek, sahibine sormadan bu nedir, tuz kabıdır, şeker kabıdır, bir sürü, hepsi ama acaba, diyelim ki kalem kabıdır dese, bunu yapan ve kullanan zat evet odur demedikçe gene zandır. Yani dolayısıyla bir hakikatin sahibi senin düşüncelerini bulsan hakikati, evet budur dediği zaman o bilgi, o zan ilim olur, hakikat olur. O demesi lazım. Gel şimdi. Okudunuz mu? Şimdi söylüyorum abi. Az önce bir yer okuduk ya. Dediniz ki aklı maat, aklı maaş. Değil mi abi? Tamam. Aklı maaş dünyalık dediniz. Evet. Ve dediniz ki bir alim şöyle der. Dediniz ki nurun açılımını az önce anlattınız burada. Şimdi diyecektim ki acaba hangi alim söyledi bunu? Aslında bir dakika. Şimdi şu parmağınızı koyduğunuz yer aslında bunun aynısını söylüyor abi. Bir daha bakın, kontrol edin. Gerçek dediğimiz şey hakikat olandır veya ona yakın olandır. Tamam. Bizim ile elma arasına, bu çok önemli. İşte çabuk, işte nuru açalım, evet, işte bu abi. Yani çabuk geçtim ki bitsin diye. Bak, bizim ile elma var ya, şimdi elma ile esma arasını koyacağım. Bizim ile elma arasına gerçek denilir. Elma ile esma arasına hakikat denilir. Çok önemli de çabuk geçti. Evet. Çabuk o. Elman yok mu elma? Evet abi. Bu elma kabul et. Benimle bunun arasında bir ilişki var. Bu elma ile de esma arasında bir münasebet var. Benim ile elma arasındaki münasebetin adına gerçek, elma ile hakikati olan esma arasındaki münasebete de hakikat denilir. Çok acayip bir şey bu. Çok kitap veya okumanda olur. Gerçek dediğinizde de suret de diyebiliriz aslında. Sureti değil. Yani biraz şimdi suretin cemidir ya. Elma mürşit diyebilir misin direkt abi? Bak diye bak. Evet diyebiliriz. Şurayı okuyayım bak, karşılaştırın Hasan. Evet. Ben okuyayım şurayı. Oku abi. Bakın. Nun hakikati Muhammediye aleyhissalatü vesselam. Vav mürşit olan insan. Re ise sen. Aklını mürşidine bağlayan seni hakikatine bağlar. Götürürse sen burada reşit olursun. Evet. Yani şimdi siz az önce şurada abi reşit olmayı anlatıyorsunuz. Evet. Nurun açılımını anlatıyorsunuz işte. Bak, elma var. Anlaşmıyor. Elma ile benim aramdaki münasebet var ya, elma. Esma'nın sureti, cilve, cemal, yakışık sanatı var. Sıfatın taayyunu var. Sıfat vücud harcı vermiş. Benimle elma arasındaki yöntem ve bana düşen gerçek. Hayal değil, gerçek. Gerçeğim. Elma ile esma arasındaki münasebetin adı hakikat. Tamam. Şimdi geliyoruz. Duygularımızın bütünlüğünden de, duygularımız var ya, göz, kulak, burun, dil, el, beş, altı, sevk ve şevk. Ustad yedi tane de. Yani sevk ve şevk. Bir hariç, bir dahi. İçeriden dürtüler, dışarıdan etkilendiklerimiz. Bu yedi tanesinin bütünlüğüne bizim anlayışımız oluyor. Gerçek bilimin, yani elma ile benim aramdaki neydi? Gerçek. Bu bilimdir. Hakikat sanatkarın konusudur. Yani
benimle elma arasındaki gerçek bu bilim. Elma ile esma arasındaki şey hakikattır. İşte bilimle ilim arasındaki fark. Bu bilim, bu ilim. Bir daha, elma ile benim aramdaki ilişkiye bilim, elma ile esma arasındaki ilişkiye ilim. Abi çok acayip bir şey çıkıyor. İkisinin cemi hakikat. Lojiyi attığımız yerde hakikat başlıyor. Evet. Hakikat anladık mı abi? Bunu şey okulası ettim de. Elma ile benim aramda bilgi, bilim. Bilimin yeri neresidir ilme göre? Elma ile esma arasındaki, sanatkar arasındaki ilişkiye ilim. Bilim ile ilmin bütünselliği hakikat. Duygularımızın bütünlüğündeki anlayışımızla, yani yedi tane duygumuzun bütünselliği, bütünselliği anlayışımızla gerçeği bulup onu da hakikatına bağlayabilmekte daha mesela hakikat mesela doğru denilir. Bir daha doğru neymiş? Bir daha bakar mısınız? Elma ile benim aramdaki ilişkiye bilim, elma ile esma Allah arasındaki ilişkiye ilim, ikisinin bütünlüğüne hakikat, bu hakikatin duygularımın bütünlüğü benim anlayışımı oluşturuyor. Tamam, bu hakikat budur, benim dışındadır o. Yani bilim ile ilmin bütünlüğü hakikat, o hakikatin bendeki tanımlanmasına da anlayışımız oluyor. Anlayış. Anlayışımız olur. Gerçek bilimin, hakikat sanatkarın konusudur. Gerçek bilimin, bak bu var ya elma, gerçek bilimin, hakikat ise sanatkarın konusudur. Doğru nedir o zaman? Tamam, şunu çizeyim ki daha. Doğru nedir? Duygularımızın bütünlüğündeki anlayışımızla gerçeği bulup da hakikatına bağlayabilmeye deniliyor. Doğru. Bir daha neydi? Doğru o zaman nedir? Duygularımızın bütünlüğü, göz, kulak, dil, burun, el, sevk ve şevk. Bu duygularımızın bütünlüğüyle gerçeği bulmak, gerçeği bulup hakikatına bağlayabilmeye doğru denilir. Bu beş tane duygumuzla, beş diyeyim, elma arasındaki bu duygulumuzla bilim yapıyoruz. Sonra ilim yapıyoruz. Tamam. Bilim ve ilmi elde ettik mi? Hakikat oluyor. Bu hakikati Esma'ydı. Onunla biz tanımlanırsak, aşkınlığımıza gelirsek doğru. Bu doğrularımız oluyor. Hasan Feyza abinin şey gibi. Ben diye koştuyum sana Risale. Bulursan doğru. Doğru düşünme biçimine de mantık deniliyor. Yani hakikati bak peki hakikat nedir? Hani vicdanda vicdanın en diş tarafında irade vardı, zihin vardı, his vardı, latife-i rabbani. Abiler bitiyor ders önce bir toparlayalım. İyiyiz abi. Ha, bak şimdi. Devam edelim. Vicdanda dört yapı vardı vicdanda. En dışında irade, zihin, his, latife. Zihni konuşacağım şimdi. İradenin daha ilerisi. Şimdi tamam mı? Diyor ki mantığı anladık değil mi? Mantık neydi mantık? Doğru düşünme biçimine mantık diyoruz. Bu derste akılla niye? Kardeşim ne kadar iyi olursan ol, cetvelin olması için mesafeyi, pergelin olacak daireyi. Yapacağımız akıl dersinin malzemelerini veriyor. Evet. Tamam. Mantık, ilim vesaire, gerçek, hakikat, bilim farkı olsun diye. Şimdi doğru düşünme biçimine mantık deniliyor. Şu şeyi bozmayalım hemen.
hakikatı, hakikat neydi? Elma ile arama bilim. Gerçekten. Elma ile esma arasındaki ilişki, bilim, bütünselliği, hakikat. Hakikat, bendeki farkındalığı, aşkınlığım, yani bende uyanan doğru. Bu doğru, bu doğruyu, tamam mı? Bu yöntemi. He, bu yöntemi. Bu yöntemi zihnimizde, zihnimize ulaşır. Bu zihnimize olur. Zihnimizde oluşur bunlar. Bunlar. Her hakikat doğrudur. Bu sefer zihni bir hakikata dönüşür. Zihne dönüşür bu. Yani akıl şeydi. Jeneratör gibi güç üretir vesaire. 33 tane, 30 küsür tane imbikleri var, deposu var, boyahane var, kaynakhanesi var, keseni var, hiççisi var. Var da var. Bu bütünlük, o sistem akıl. Ama bu o hakikat var ya, hakikat. O doğrularımız bizde uyanan. Bizde aşkınlığımız var ya, bizde uyandı dedik ya. Hakikat tamam. Hakikat benim dışımda. Bu hakikatla farkındalığımız, aşkınlığımız, beni inşa eden şey zihin aynasında oluyor. Huzur diyorduk bir yıldan. İşte huzur aynı zamanda dersin. Osman'ın burayı mutlaka... Doğruyu yazdım ben. Ama bu zihni de yazmanı rica edeceğim evde. Tamam mı abi? Sonra o sayfayı bana gönder. Çünkü ben dedimse de yine ben dememiş. Tanımlansın diye. Zihin ile akıl farkı. Tamam. Madenle harfiyat yapılıyor. Kamyonlarla fabrikaya gönderiliyor. Fabrikalarda ısı veriliyor, ısıtılıyor, boyanıyor, kesiliyor, kaynak yapılıyor, kuyuya atılıyor, buharlaştırılıyor. Şunu yapılıyor mu? Bir sürü sistem. Tamam. Topraktaki madenler serbest bölgedir. Bilgilerimiz, malumatlarımız, zanlarımız vesaire. Fabrika sistemi takul. O sistemin içerisindeki o yöntem, fabrika takul. Sistemin içerisindeki bütünsellik akıl. O içindeki yöntemler aklın sıfatları. Tamam. Koyduk. Şimdi onu kullanacağız. Bu elma. Benim ile elma arasındaki ilişki bilim. Elma ile esma arasındaki, Allah arasındaki ilişki ilim. Bir yer yukarıda hakikat demiştik. Onu değiştirelim yani mi? Yani o onu dedik. Hakikat diyeceğim şimdi. Ama yok. Elma ile esma arasındaki münasebete hakikat demiştik. Hakikat. Hakikat da nasıl? İçinde o icma bu tavsiye. Tabii. Ya da orada gerçekle hakikati tarif ettiniz galiba. Ha, tabii. Bu aşağıda da bilim ve ilimi tarif ediyorsunuz. Evet, doğru. Yani nasıl ise öyle yaparız, düzeltiriz. Bu elma ile benim aramdaki ilişki bilim, elma ile esma arasındaki ilişki ilim, ilimle bilimin cemi hakikat. Bendeki yapılanmayı, farkındalığı, aşkınlığı, o içsel doyumu, o olan akıl değil, takıl değil, bu zihin. Zihin aynasında oluyor bunlar. Yöntemler şey yapmıyor. Ama bu yöntemler var ya Osman, bununla elma arasında, elma ile esma, bu yöntemleri dima, takuller, akıllar yapıyor. Yani doğru aslında zihinde bulunmuş oluyor. Evet, doğru zihinde oluyor. Netice çünkü o. Şeyde geleceğiz sana, o senin, lütfen onu tut, onu çözelim. O biraz önce çelişki gibi gözüken şey. Ama bitireyim şunu. Doğru düşünme biçimine mantık diyoruz. Yani bir sürü biçimler var. Hakikatı zihnimizde oluşur. Hakikat zihnimizde oluşur. Yani çok ilginçtir. Elma ile benim aramdaki ilişki serbest bilim oluyor. Ama bununla arasındaki ilişki gerçek. Dimağımda oluyor. Dimağımda, aklımda oluyor. Bu bütünsellik de zihnimde oluşuyor. Çalışıyor. Neredeydim? Şurada kanka, bozmayayım. Hakikat zihinde mi oluyor yani?
hakikat, bu hakikat denmesi için akılda denmiyor. İlimdeki de odur ama zihin aynasında artık dimağın bütünselliği var. Yani o sıralamada hani dediniz şimdi onu dediniz galiba. Elma ile ben arasındaki bilim bu şeyde serbest bölge, tasavvurda. Serbest, evet. Elma ile esma arasındaki ilim dimağın işte tasdiğinde diyelim. Evet, canım. Hakikat o. Ha? Ama bunu zihinde artık doğru tasdiklerin farkındalığı olursa artık bu hakikat olur, bu da zihinde. Zihin aynasında. Zihin aynasında evet. Gibi oldu. Evet. Sonra her hakikat doğrudur zihinde ama her doğru hakikat değildir. Hakikat nedir? Hakikat şimdi izah ediyor bunu. Nefsül emirle ortaya çıkar bu. Hakikat Esma-i İlahiyedir. Ama nasıl anlarız? Nefsül emirde herkes bir şey söyler. Hangisi doğru? Söylediğim kainat onaylarsa o doğrudur. O hakikattır çünkü. Ben şöyle, taş suda batar. Bir dakika, doğru mu bu? Git, taşı suya at. Ha, bu ne oldu? Nefsül emir olan hakikat, o hakikat onaylarsa benimsi doğrudur. Ben peygamberim diyor, ayıp ölüyor, kendi onaylıyor. Peygambersin. Vahim var, şeyin var mı? Mucizen var mı? Yok. Sahtekarsın. Bazı doğrular... Senin işin gücün ne be ya? Senin de işin gücün bu. Senin de işin gücün. Bazı doğrular insanın dimağında vardır. Yanlış doğrunun karşıtıdır. Sanki Adem'i gibi. Dimağdan gelen verileri vicdanda bütünleyen, dimağdan gelen verileri vicdani hakikate dönüştüren zihindir. Zihin de hakikat aynasıdır. Aynı zamanda şunu da karıştırmamak gerekiyor Osman'ım. Bu hakikat Esma-i İlahiye ya, dimağda hakikat yok zannedilmesin. Hakikatın şeyi, vicdandaki yapısı, yani vicdaniyatı, hakikatın vicdaniyatı zihinde olur. Vicdanda irade, zihin, his, latife-i Rabbani. Hakikat dimağda yok mu? Olmaz, olur mu? Hakikatın vicdani boyutu, vicdan neydi? Kalp pencereydi. Vicdanda bakan kişiydi. Vacib-ül vücuda bakıyor. Bu vicdandaki irade, zihni, latife-i Rabbani, şu zihni, dimağın bütünselliği geliyor. Dimağda hakikat var. Dimağdan hakikatler geldi. Burayı yapılandırdı. Burada ne yaptı bizde? Farkındalığımız, aşkınlığımız, felsefede aşkınlık der. Kendi içsel duyumumuz, hani bir hata yaparız. Vicdaniyatı yok mu? Vicdanı yok muydu? Ve vicdansız. Dediğimiz bu. Tamam. Zihin hakikat aynasıdır. Zihin de kalım esnede geçer. Zihin hakikatin aynasıdır. Aynadır diyor resmen. Açık. Evet. Hasan abi ya çok, ya Allah aşkına çok güzel demişsiniz. Ya vallahi ya abi. Şimdi ben neyi fark ediyorum biliyor musunuz? Bunu yazarken ki haletinizi şu anda siz bize tam bir aktarsanız var ya, biz burada eriyeceğiz. Abi. Yani o zaten tek başına kalıyorsun. Yani bu, neden söylüyorum biliyor musunuz abi? Şimdi diyorsunuz ki abi, şunu bir düzeltebilirsem. Diyorsunuz ki abi, dimağdan gelen verileri vicdanla bütünleyen zihin. Evet. Yani zihin hakikati ortaya çıkartmıyor. Dimağla vicdanı bütünlüyor. Evet. Hakikat onun üzerinde görünüyor. Adeta şey. Dimağdan gelen görünüyor onun üzerinde yani. Dima ve kalp. Ara versiyonu kim? Vicdanın zihni. Evet. Şimdi bak. Dima, kalp. Arada kim? Erza, vicdan. Şimdi bu buralara geldiği zaman irade eylem olarak dönüştürdü bu bilgileri. Dimadaki bilgileri eylem. İrade ya. İrade ne yaparmış? İbadetullah. Zihin, marifetullah. His, mabetullah.
Latife-i Rabbani. Şimdi dimağdaki verileri, hakikati zihin neydi? Marifetullah. Yani hakikat marifetullah'a dönüştüğü yer. İradenin vazifesi ibadetullah. Zihnin vazifesi marifetullah. Hissin vazifesi muhabbetullah. Latife-i Rabbani'nin vazifesi muşahadetullah. Şimdi zihinde hakikat oldu mu arkadaşlar? İlim hakikattir. Oldu. Bilim değil o. O geldi, vicdana aktarıldı. Eyleme dönüştü. Zihinde nereye dönüştü? Marifetullah oldu. Zihindeki hakikat, dimağdaki yukarıdaki hakikat, bu zihinde marifetullah oldu. Uygulayayım doktoruma. Marifetullah ne demek abi? Bir de onu şey yaparsak süper olacak. Doktor çok iyi bir ameliyat yapıyor. Buna Gazali der ki marifet ehlidir. Arabayı tamir etme gibidir. Harikadır. Bu doktor bunu yaparken namaz kılıp Allah ile yorumlarsa, sonat ile imanla yaparsa marifet değil bu. Bir üstesi çıkıyor. Marifetullah olur. O bilgiyle Allah'a yakın olur. Allah'a yakınlık dimağda değil vicdan olur. Yani, marifetullah, marifet yakınlık. Tamam. Nedir o? Akrebiyet değil, kurbiyettir. O demek bu demek. Kurbiyetin oluştuğu yer. Esma'ya aynı doğruluk yaptığı yer. Sen duymadın ki. Yok şunu, olur mu? Benim aklım size ne zannediyorsunuz? Hasan abi, neden diyorum? Çünkü oraya, hayır şunu demek istiyorum, özür dilerim. Geçen gün bir şey böyle tınlatmaya çalıştınız bizde ama dediniz ki ya Esma, marifet nedir? Esma işte renkli yeşil yapar. İşte bilmem şu böyle yapar, bu böyle yapar. Ben beni doyurmamıştı dedim. O evet. İşte bu dediğiniz işte abi zihinde oluşan. Yani Esma'nın asıl hakikatini gördünüz. Yani Esma'nın Şafi'nin iyileştirilen olan olarak değil. O Esma'nın asıl hakikaten Esma'yı bilmek demiştiniz, bahsetmiştiniz abi. Evet, evet aynen onu. Mesela televizyonda gözüktü. Ama biz biliriz ki televizyonda o gözüken uydudan gelmiştir. Hani böyle bir kafanıza da bir şey yakayım dedim. Mumsuz olmaz. Hani mum yaktı derler diyeceklerdir. Derler, derler, bir sürü derler. Derler de derler. Hadi bakalım. Bitiyor çünkü. Dokunmayın dünyama, dur bakalım. Aslında bunu bir şekilde yapmamız lazımdı da. Evet kesinlikle. Çok. Peki şimdi kaba taslak olsun. Haftaya ben bir daha yürüyelim mi buna? Çok iyi olur abi. Şekilde yapalım. Çünkü az kalsın atlıyordunuz abi. Tamam o zaman ben bunu bir de çiğneyim biraz. Şimdi gideyim. Tamam. Sonra haftaya şekillendirelim bunu. Beraber. Ben de yapayım, siz de yapın. Sinan, aynı zamanda zihin aynadır, penceredir. İşte biz bu hususi dünyamızı yaşıyoruz. Hususi dünyamızı hususi dünya tabii surette yaşıyoruz da zihin aynasındaki içsel hali. Dışarıda hiçbir zaman olamayız. Zihnimiz serbest bölgeye malzeme verir ve kalitesini yükseltir. İçinden çıkamadığın sana zindan olur. Zihnimiz de hapishanemizin penceresidir. Bunu açık söylüyorum ustad. Zihin de hapishanemizin penceresidir. Veya kuyumuzun merdivenidir. Zanlardan uzak olduğunu zannetmek en büyük zandır. Bana diyorlar, çok kullanıyorum bunu, siz de lütfen kullanın. Vesveseden kurtulmanın yolu, vesveseden kurtulmaya çalışmamaktır. Nasıl yapacağız? Vesveseden vesvese et. Ve ona bunu vesvese ediyorsun. Vesveseyi niye vesvese etmiyorsun? Tamam. Çünkü zansız ancak Allah'ta vardır. Zansız bilgi sonsuzdur. Bilgiler arasındaki boşluk zanlardır. Boşluğu kaldırırsanız ilim mutlak ve muhit olur, sonsuz olur. Mahluk ilminin içerisinde zanlar oluşur ki meratipler çıksın. Allah'ın ilminde mertebe yok, bizim ilmimizde mertebe var. İlmin mutlakliyetten, mutlak olmaktan,
muayyenleşme meratiplerine dönüşmesine sebep vesile olan zemin zanlardır. Abiciğim. Onun için Allah zansız bilir. Hasan abi, şimdi ben Rabbime ulaşıyorum. Ben Rabbimi tanımlamışım kendi alemimde. Evet. Bu yanlış değil. Bakın yok. Bu doğrudur. Evet. Ama sizin Rabbiniz de benim Rabbim bir değil. Değil. Sizinki de doğru. Evet. İşte bu zanlarımızla beraber oluşturduğumuza ama Allah'ımız bir. Akustat öyle diyor. Zaten öyle olacak. Evet. Yanlış yok. Biz de bunu son cümlemizi söylüyoruz. Bu dersleri şey okuduk ama zannetti kendisiyle muhatap değiliz. Şöyle oturur musunuz şöyle buraya? Arkama bir mağara yapın. Büyük bir mağara. Evet. Büyük bir mağara. Böyle şekil olursa oturur. Evet abi. Evet. Mağara yaptım abi. Ben mağarada oturuyorum. Sen de oturuyorsun. Oturuyor musun Yansın abi? Evet abi. Oturun. Böyle bakıyoruz. Ama mağara biraz ileriye. Mağaramızın önüne... Ben de kıt bir oldum burada. Olmaz. Ha bak şimdi. Mağaramızın önüne ağaç düştü. Gölge. Elmalar var böyle. Elma gibi. Evet abi. Bir sürü çiçek var. Beyaz, kırmızının, yani güneş burada vurdu, mağaramızın önüne ağaç düştü. Kırmızı gül, beyaz gül, sarı, beyaz adam, siyah adam, tamam. Sert, yumuşak eşya, o gölgesi düşse, kırmızı ve beyazın, yeşilin gölgesi farklı olur mu? Yok, aynı olur. Yumuşak süngerle taş bir tahtanın gölgesi farklı olur mu? Aynı olur. Peki biz mağaradayız. Böyle başka bir önümüzü görüyoruz. Mağaramızın önüne güneş vurdu. Bir sürü çiçek bahçeleri, sığırlar, hayvanlar, mahlukatlar, dereler, yumuşaklar, sertler. Hepsi mağaramızın önüne güneşin vurmasıyla gölgesi düştü. Biz bu dünyada... Esma'nın gölgelerini seyrediyoruz. Yani kırmızıya bak. Hayal eder misin kırmızı? Bir böyle pembe gül, menekşeler. Bak bakalım sarı bir papatya ve beyaz bir gül, kırmızı sarı gülleri. Gölgesine bakar mısın şimdi? Ne kadar hayal edersen o kadar zevk alırsın. Allah Allah, hepsi aynı. Hepsi aynı. Peki anlatabilir miyim gölgeyle bu kırmızıdır? Ömründe hiç kırmızı görmemiş. Hiç sarı görmemiş, pembe görmemiş, yeşil görmemiş. Kardeşim Yasin diyorum, Yasin. Bak şu var ya, şu güldür, pembedir. Abi pembe ne demek? Ömründe görmedik. Ben de duymuşum işte, Kur'an'da duymuşum. Peygamber'e iman etmişim. Pembe varmış. Tamam da abi pembe nasıl? Pembe nasıl? Yeşil nasıl? Ne bileyim işte. İşte o senin alemi şehadetin. Biz... Bu dünyada, bu mağara akıl, şey kafamızdır. Hı. Mağarada hakikatleri böyle, bu dersler mağaranın önüne düşen gölgeleri seyrediyor. 26. pencere söylüyor. Bu kadar, son cümlem harika olsun, son cümle derken bir cümle daha. Biz bu kadar zavallıyız. Bu kadar zavallıyız. Ama zavallılığımızı bilecek kadar nimet ilahiye mazarız. Bir daha, zavallılığımızı bilecek kadar İhsan-ı İlahi, Lütfu Rahmani, Merhameti İlahiye'ye mazar olmuşuz. Neyle? Bilmediğimizi bilerek. Olmuşuz. 26. pencere söylüyor abi dediniz zaten. Gölge, o şeylere bakarsan evet, gölgenin gölgesi. 26. pencere hiç olmaz hiçbir yerde. Ben bir defa ömrümde ders yapmışım. Kainatın, dünyanın aşkı. Ya kainatın aşkı, kalbi var mı? Tamam. İşte ömrümde bir defa yapmışım, pek bir defa. O da cahilken yaptık, şimdi yapamaz. Bizler mağaradan eşyaların gölgelerini seyredebiliriz. Güneşi görmemişiz. Bir de Yasin, gölgeyi görmüşüz. Ya onu gösteren güneş. Gölgelerin gölgesi. Gölgesi de yok ki o. O ağaç nedir? Güneşin gölgesidir. Ha, Allah'ın esmaları da böyle. Biz güne, ya gölge görüyoruz ağacın. Onu oraya düşüren kim? Güneş. Ağacı buraya atan kim? Güneş. Güneş Allah, ağaç esma, gözükenler dünyadaki şeyler. Mevcudatı peki. Güneş Allah, haşa. Ağaçlar esma, onun gölgeleri dünyadaki şunlar. Bunlar bu kadar güzel ise,
Onlar ne? Mağaranın önündeki gölgeler bu ise. He? Orası nasıldı? Geldi oraya müşteri olma. Gafur. Sırf orayı, kafayı, peygamber dediği gibi, ya Rabbi kafayı sokayım, senin o kadar anlatıp anlatıp da bitiremediğin cenneti şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Ondan sonra kapat. Yani sırf bu bir bakma için Allah anlatıp anlatıp bitiremediği alemi bir görmeye değmez mi 60 sene vermem? O da zekası olmuyor. İdris Aleyhisselam yapmış bunu herhalde. Sonra güneşi görmemişiz. Elmayı görmediğimizi zannediyorsunuz. Elmayı zaten hiç görmedik arkadaşlar ama güneşi hiç görmemişiz. Gölgenin. Onun eşyadaki gölgeleriyle zanlardayız. Sorgulayıp öğrenmeye, la ilahe illallah'ın kendisi bile kendisini sorguluyor insan. Hakikat nedir benim alemimde? Benim bittiğine deniyor. Benim hakikatim nedir? Benim gömleğim, benim atletim, benim vücut, benim aklım, benim ruhum artık bir terk edemeyeceğim, benim diyemeyeceğin şeysin. Allah. Abi zanlarımız bizim esmaların gölgeleri mi oluyor ya? Bakır da bakın. Haftaya şekillendireceğiz bunu. Ya bir Allah'a El Fatiha. Bir namaz kılalım ya. Bir namaz kılmak istedim ya.